bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azınkarane yürümesine başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Chat selamlar. Hepinizin 29 Ekim'i bu güzel bayramı kutlu olsun. Bugün böyle bir tık sakin, sessiz, saygılı bir şekilde açılış yapmak istedim. Hep enerjik yapıyoruz. Ay selamlar falan yapıyoruz. Hatta enerjik bir şekilde giriş yapın deniyor. Tavsiye olarak da. Ama bugün ağırlığı nedeniyle bugün böyle bir tık sakin, sessiz bir şekilde yayını açmak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi çok özel bir gün. Eminim sabahtan beri zaten pek çok hani sosyal medyada, farklı yerlerde zaten biliyorsunuzdur. Herkes zaten post atıyor, bir şeyler yapıyor. Zaten herkes bugünün ne olduğunu biliyor. Ama tekrardan saygıyla anmak için hem atamızı hem o dönemde Cumhuriyet'in kurulması için canını veren, canını veremeyip gazi olan ama işte uzuvlarını kaybeden, vücudunda yaralarla yaşayan, sonrasında da durmadan kan ter içinde çalışıp ülkeyi bizlere veren herkese çok çok teşekkürler. Çok kısa ben bu şekilde anarak bir yayını açalım dedim. Tekrardan hoş geldiniz. Hemen müziğimizi de verelim arkadan. Yayınımıza devam edelim sonra. Ne yapıyorsunuz chat? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Haftanız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Hemen bir bakayım bu arada, bir dakika. Bu arada platformu değiştirdik farkındaysanız. Normalde Restream.io'dan yapıyorduk. Şu an
Twitch Studio'ya geçtik. Benim de ilk defa deneyişim. Şu an hani onun mekaniklerini ilk defa deneyişim. Daha öncesinde denemiştim ama hani yayın dışı denemiştim. Ana ekranları değiştirdim. Bu mesela ana giriş ekranı. İkinci ekran şöyle. Hani bir şey izleyeceğimiz zaman ya da işte oyun oynayacağımız zaman görmek için. Giriş ekranı zaten az önceki ekran şu. Şu şekilde. Buraya bir giriş iki ekranı ekledim. Burada da mesela sadece işte hani chat akacak yandan. Ama belki chat ayarlarını hani ne kadar hızlı akacağını onu bir daha ayarlamam gerekebilir. Sesi de bir tık azaltayım şöyle. Ha şöyle. Tamam. Müzik sanıyorum herhalde arkadan. Aynen. Şu an daha mı iyi müzik sesi? Tamam. Bir tık azalttım. Dediğim gibi Restream'den Twitch Studio'nun kendi uygulamasına geçtik. Yani ondan denemeye çalışıyorum bugün. O yüzden bir tık mekanikleri anlamaya çalışıyorum. Umarım sahneleri beğenmişsinizdir. Şu an chat'in yanından akması lazım. Nasılsınız chat? Biraz halleşelim. Nasıl gidiyor? 29 Ekim'iniz nasıldı? Çayınızı kahvenizi aldınız mı bu arada yanınıza? Alın çünkü bugün yayın akışından da göreceğiniz üzere biraz nasıl diyeyim manidar bir konuyu inceleyeceğiz. Platon'un devlet eseri üzerine konuşmaya çalışacağız, incelemeye çalışacağız. Ne demişler bakalım. Aynen Discord'a üye olmayı unutmayın, Discord kanalını takip etmeyi unutmayın. Sesim çok mu kısık? Hemen. Şimdi nasıl? Umuyorum. Heh. Şimdi acık daha ya da çok mu oldu bu sefer de? Dur bakayım. Sanıyorum şimdi daha iyi gibi diye tahmin ediyorum. Umarım yani artık yeter teknik sıkıntı yaşamayalım. Evet chat nasıldı? Bugün tatildi bu arada. Hani hemen bir tane şey göstereceğim bu arada. Ulan günün anlam ve önemini belirten duygulu bir girişten sonra bu ne kadar doğru olur bilmiyorum ama millet hep tatil hani tatil olsun diye bekliyormuş demek ki böyle ben Ankara'dayım. Ankara'da iki gündür dün akşam ve bugün hani herkes bir yerlere gidiyor. Herkes böyle nasıl diyeyim hani tatil oldu ya aman tanrım hani herkes çıkmış bir yerlere bir şeyler yapıyor. Bir tık daha mı attırayım? Tamam. Şimdi nasıl? Umarım şimdi daha iyidir. Hatta şöyle de yapabilirim. Galiba şimdi daha iyi herhalde. Tamam aynen. Umarım şimdi daha iyidir. Olmadı siz şey yaparsınız. Kendi hani... Evet chat, 29 Ekim'in nasıl geçti? Anlat bakayım. Ne yaptınız tatilde? He? Anlatın bakın. Hemen size konuyla alakalı ana ekran içimi deniyorum. Heh. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra acaba hakikaten biri sormuş mudur? Zaten onu da bunu paylaşmışlar. Diyorlar ki efendiler yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz. Sözünün ardından paşam öğleden sana tatil alır mı sorusunu yönelten Bilecik mensubu Nejat Erdem Bey mezarı başında anıldı. 28 Ekim'iniz nasıldı? 29 Ekim tatiliniz nasıldı? Anlatın bakayım chat. Hop pardon. Heh, şimdi dinlemedeyim. Demişler ki Hazır ayar aşamasındayken masaüstü seslerini de kontrol ederseniz video falan açacaksınız. Aynen onu kontrol ettim. Video sesini şu an bilerek kıstım bir tık. Arkadan müzik açık. Ama video izlemeye geçince onu arttırırım. Yoksa dediğiniz gibi eğer çok bastırıyorsa benim sesi o biraz sıkıntı olur. En azından şimdi açılış aşamasındayız ya videoya girmeden önce. Ben de Edip Akbayram konserine gidecektim fakat kısmet olmadı demiş. Melis Rana. Umarım doğru okumuşumdur. Edip Akbayram konseri neredeydi ki bu arada? Ankara'da mı? Yoksa başka bir yerde mi olacaktı? Bu arada bugün ben bir delilik yaptım. Chat. Dayanamadım. Ve Dune diye bir film var. Duydunuz mu hiç? Yeni sinemalara girmiş.
Ona gittim. Aman yarabbim, böyle bir film olmaz. Aşık oldum ya resmen filme. Yani bu hani uzun zamandır izlediğim böyle nasıl diyeyim seri olabilecek yeni bir filmdi. Melisa'na demiş ki Altın Park'taydı. Hiç valla dikkat etmedim. Demek kaçırdık demek. Yapacak bir şey yok. Jules Abis demiş ki ben pandemi korkusuna yıllardır evden çıkmıyorum. Ya doğru. Hani ben de mesela bugün sinemaya gittim. Sinemaya gittim işte sinemayı beklerken Starbucks'a gittim, kahve aldım, oturuyorum falan ama hani çok kalabalık, aşırı kalabalık. Bir de AVM sonuçta büyük bir Starbucks değil yani, hani dip dibeyiz. Ben burada oturuyorsam yan masada 4 kişi falan var, hani öyleyiz. Kahve içeceğiz sonuçta. Onlar çıkartmış, ben çıkartmışım ama böyle şey gibi hissediyorum ya, çıplak gibi hissediyorum yani. Hani şeyi çıkarınca, maskeyi çıkarınca. Ha pardon, Anıt Park demiş. Pardon. Okey. Jül tekrar demiş ki açık hava konseri bile olsa korkutuyor beni, pandemi de bitmiyor bir türlü, mağara adam olması yazdı gidişi. Vallahi olduk gibi zaten ya, ben bazen şey hissediyorum mesela, derse gidiyoruz yüksek lisansa, derslerde zorunlu şey nedeniyle, YÖK'ün herhalde gönderdiği bir direktif var, öyle bir şey var herhalde, hani olabildiğince fiziksel yapmaya çalışıyorlar, biz ek dersleri bile fiziksel yapıyoruz şu an üniversitede. Hani orada bile mesela derste maske takmak zorunlu. Biz takıyoruz. Hoca da takıyor. Ama böyle hani şey, anladın mı? Hani sanki ders değilmiş gibi geliyor. Böyle hani ne bileyim, hani herkes maskeyle birbirinden uzakta. Hatta mesela bak size şey anlatayım. İlk gün gittim. Ders işte kaydı oldu. Birinci gün ilk ders başlayacak. Girdim işte. Herkes maskeli. Ben de maskeliyim. Oturdum. Hoca anlatıyor işte dersin içeriğinden, dönemden ne yapılacağından falan bahsediyor. Sonra şey dedi, hadi gelin bir yoklama alalım, ilk gün kimler gelmiş dedi. İşte kağıt verdi ama kalem vermedi. Ben de yanımda hiçbir şey yok. Yani ilk gün ilk ders diye hiçbir şey getirmemişim yanımda. Unuttum yani, ne yapayım şimdi, anladın mı? Yok kalemim. Yanındaki kızdan kalem istedim böyle, dedim ya pardon çok üzüldüm, ben de kalem yok dedim, kalem verebilir misin dedim. Şey de var, kalemliği de var önünde, görüyorum. Kendi kullandığı kalem de var yani. Ya dedi, özür dilerim, ben kalemlerimi kimseye vermiyorum. Dedim tamam, Allah razı olsun dedi, teşekkür. Hiç sıkıntı değil dedim. Sonra gittim kantinden kalem aldım. Sırf yoklamaya adımı yazdırabilmek için chat. İlk gün. İlk gün yani. İlk gün olayım buydu yüksek lisansta. Bu dönemin yani. Online çok rahat aslında ama kopya olaylarına çözüm bulamadıkları için çok yapmıyorlar sanırım, ya da maddi ihtiyaçlar. Bence kesinlikle maddi ihtiyaçlar. Ya yani çünkü kopyaya en son, ya yani mesela ben mezun olduğum üniversiteden arkadaşlarla konuşuyorum. Artık kopya olayını engellemek için o kadar zor soruyorlarmış ki, süreyi kısaltıyorlar. Hani onu gene bir şekilde zorlayarak çözmeye çalışıyorlar ama bence kesinlikle maddi sıkıntılardan. Çünkü hani üniversiteler özerk olduğu için, hani gerçi bizim üniversitede öyle çok şey yok da, hani içinde işte büfesi var, kafesi var, üniversite ondan da para kazanıyor ya, hani adamı kiraya verdiği için. Şimdi adamlar kapalı ya da iflas ediyor, çekiyor gidiyor, üniversite boşta kalıyor. Bir tık bence o yüzden sıkıntı yaşıyorlar. Ya da şey de çok büyük etki olabilir, hani tamamen devlet destekli olarak, hani üniversite öğrencilerinin yürüttüğü şehirler var ya, yani ekonomik olarak atıyorum işte mesela Eskişehir. Gerçi Eskişehir çok büyük bir şehir, hani öğrenci olmasa da illaki bir şekilde gider ama mesela Kıbrıs'tan bahsedelim, ben Kıbrıs mezunuyum bu arada. Kıbrıs'ta mesela Mağusa'da hiç öğrenci gitmese duruyor, bütün sektör duruyor. Hani turist hariç atıyorum kafeler, barlar çoğu kapanıyor yani. Tatil zamanlarında öyleydi mesela. İlk gün ilk derse her zaman tam teçhizat gelirim. Doğru. En doğrusu o bence de. Türkiye Hüseyin demiş ki büyük darbe almışsın. Aynen. Sol yanımdan vuruldum. Dedim ne? Nasıl kalem veremezsin? Açık öğretim okuyanlar falan 2 yıl bütün sınavları yüzle geçti. Doğru. Millet ortalamasını yükseltti. Öyle bir şey oldu, evet. Yani bir nesil ortalamaları yükseltti. Güzel bir şey. Öyle düşün en azından. Şeyde herhalde eğitim ederler, eğitim sıralamaları falan var ya, orada biraz bir tık yükseğe çıkarız. Chat 18 olmayız da 15 falan oluruz. Hani sondan 20. falan değil de bir tık yükseliriz, öyle düşünün yani. Neyse chat. Tamam, hoş geldiniz. Özlemişiz, özleşmişiz chat. Ha bak, güzel oldu, güzel. Tatlış sohbetlaşmış olduk. Şimdi hemen isterseniz, ya da şuna geçeyim, aynen. Bu daha tatlı. Aynen. Oh, mükemmel. Bütün ekranı görün chat. Ne dedim? Düğüne gittim. Pisa testini scamleyebiliriz.
Ha evet. Belki bir tık. Hani ama bunu böyle şey yapmamız lazım, anladın mı? Bütün okullara dememiz lazım ki arkadaşlar PISA testinde Türkiye'yi 5. ilk 5'e sokacağız. Şimdi bugün düğüne gittim. Düğünün hemen bilmeyenler için hemen çok kısa düğünün şeyini açayım. Trailer'ını açayım. Filme gitmediyseniz ya, ben bilim kurgu filmlerini seviyorum ama böyle güzel filmleri seviyorum. Bu da gerçekten böyle abartılı değil. Mesela son Star Wars üçlemesi bence dandik bir seri oldu. Bence tabii. Bence. Ama mesela bu o ayarda bir science fiction olduğu için bence güzel. Çekimleri çok güzel. Müzikleri çok güzel. Bir bakalım isterseniz. Sonra bir tane küçük hemen meme çıkmış bugün. Onu açacağım. Aslında onu göstermek isterim da. Bilmeyenler için hemen trailer'ı açıyorum. Hemen sesi tabii ayarlamam lazım. Nasıl videonun sesi yok? Klip mi attın? Dur bakalım hemen. Dur hemen bir dinliyorum o zaman. Bütün okullara dememiz lazım ki arkadaşlar PISA testini. Hemen çok kısa düğünün şeyini. Güzel filmleri seviyorum. Bu da mesela son Star Wars üçlemesi bence dandik bir seri oldu. Ben ama mesela bu mı? Tamam. En azından ses bir tık geliyor da. Dediğin gibi bu, ben bunun ayarını yayın dışı bir daha bir yaparım. En kötü ihtimalle şeyi denerim, tekrar yaparım. Tamam. Tamamdır, okey. Patlıyorsa aynen sıkıntı çünkü. Tamamdır. Herhalde bir tık böyle sesli biraz sıkıntı yaşayacağız bu yayına ama neyse, devam edelim. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. He's getting a richer one. Şimdi bu arada hani şeyi, trailer'ı açtım düz ama yani spoiler vermeyeceğim kimseye, merak etmeyin. Ama böyle hani şimdi mesela kardeşim de gidecek yarın kız arkadaşıyla birlikte şeye, aynı filme. Hani onlara da böyle spoiler vermeden anlatmaya çalıştım ama o kadar hoşuma gitti ki. Hoşuma giden de şu. Adam hakikaten, yönetmen seni alıyor. Sinema salonundan alıyor. Seni o evrenin içine koyuyor. Hani bunu mesela ben izlediğim filmler arasında bir Yüzüklerin Efendisi'nde hissettim. Ne bileyim, ya da Matrix'i izlerken hissettim. Hani böyle fantastik, tamam mı? Yani gerçek dışı filmler arasında. O yüzden bence gayet güzel yapmışlar. O yüzden tavsiye ediyorum yani. Yoksa Dune'dan sponsorluk falan almadık ya da yönetmen kimse, Warner Bros'tan falan almadık yani. You'll lose that one too. Şimdi bu reisler normalde işte hanedanların askerleri falan filan. Hemen daha bugün Instagram'da, daha yani film çıkalı bir hafta falan oldu, hemen şunu yayınlamışlar. Adamların armorları Power Rangers'a benziyor diye. Bu reis de yani ana karakter aslında. Hemen affetmemişler, direkt hemen mimini yapmışlar ama güzel ya, ben sevdim açıkçası. Dediğim gibi filmi tavsiye ederim. Evet, şimdi isterseniz, ben buraya haftalık şey de açmıştım ama neyse, araya karışmış herhalde. İsterseniz çok kısa gündemle devam edelim. Gündemde neler olmuş, Gelecek Bilimden'in Instagram sayfasında neler paylaşılmış, gözünüzden kaçmış olabilir şeyler neler, bir onlara bakalım isterseniz. Hemen indireyim mikrofonu acık aşağı. Patlıyorsa hemen, aynen. Hatta şu uzak tutayım, aynen.
Uzun süredir film izlemiyorum. 1-2 saat ekrana bakmak zaman kaybı gibi hissettiriyor. Önemli bir işim olmasa bile en fazla 40 dakika diziler. Ya doğru, bir de şöyle bir tüketim toplumuna evrildik artık. Hani Instagram, Facebook, öncesinde işte o Vine falan, o dönemler. Hani bir şey görüyorsak onu hemen 10 saniyede sindirmemiz lazım. 10 saniyede content anlamamız lazım. O duruma geldik yani. Algı olarak ya da işte seçicilik olarak. Ama dediğim gibi ya, bu hani böyle şey gibi düşün. Kitap okumak gibi ya. Hani gidiyorsun orada, hani böyle uzanır rahat bir şekilde otururken onu izliyorsun. Bir anda böyle değişiklik oluyor ama dediğin gibi doğru. Sen dedin de doğru yani. Hani zaten mesela şeyde, bunu nasıl diyeyim, televizyonda değil ama dediğin gibi internette, işte dizilerde falan da görüyoruz. Hani şeylere baksak, atıyorum eski 10 sene önceki ya da işte 5 sene önceki dizilerin sahnelerine baksak, belki aynı kare, atıyorum işte ya da şöyle söyleyeyim, şöyle benim bu halimle çekilen kare, atıyorum sallıyorum 20 saniye sürüyorken, şimdi belki çok daha kısa şatlar halinde, böyle çok kısa hani hemen başka şeye geçiyor, başka açıya geçiyor ya da başka sahneye geçiyor. Hani dediğin gibi doğru, hani çünkü bir yandan da böyle algımız da değişiyor hani tüketime göre. Hangi sonda izlediniz? İmkanı olan IMAX'te izlesin diyorlar. Doğru, ben gittim IMAX'te izledim ama şöyle de bir küçük handikapı var. Filmin ikinci yarısında özellikle karanlık sahneler çok. Yani işte gece çekilmiş sahneler falan. Öyle olunca IMAX'te bir de hani gözlük mözlük takıyorsun ya, bir tık anlamakta zorlanabiliyorsun. Hani bence şöyle bir şey yapabilirsiniz. IMAX'te gidip, çünkü ses hakikaten çok güzel, müzikleri çok güzel. IMAX'te bir kere bir izlersin, baktın çok hoşuna gidiyor. Bir de 2D olarak tekrar izleyebilirsin. Aynı editi ben yapsam 50 tane telif yerdim. YouTube çok garip bir yerdir. Doğru bu arada. Doğru. Doğru söze bir şey diyemiyorum. YouTube'daki konsantre bilgi videolarını izlemekten böyle oldum galiba. Ya da podcast tarzı multitasking yapabileceğim şeyler açıyorum hep. Doğru yani, ne çok doğru dedim ya. Şuraya bir yere hemen doğru count açacağım. Yayın içerisinde 185 kere doğru diyeceğim herhalde. Neyse. Hemen Instagram'a geçiyoruz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda çok önemli bir anlaşma imzaladı Türkiye. Siyasi bir anlaşma değildi aslında bu. Çevreyle alakalı bir anlaşmaydı. Paris İklim Değişikliği Anlaşması. Gerçekten mi? Edit'i nasıl yapmışlar ama chat? Nasıl chat? Edit mükemmel. Zaten Burak Hoca da iyi gerilim veriyor. Konuşmayı falan hitap etti güzel. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde imzaladığı Paris İklim Anlaşması maddeleri nelerdir? Uzun süredir üzerinde çalıştığımız iklim değişikliği belgeseli serimizde kurucularımızdan Burak Çankaya'nın çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz ile yaptığı yayını eğer kaçırdıysanız YouTube'dan izleyebilirsiniz chat. YouTube'a yüklendi veya yüklenecek diye biliyorum. Bu güzel bir yayındı. Görmediyseniz bunu tavsiye ederim onu göstermek için. Hemen dedim reklam, ürün içi kanal içi yerleştirme, kendi ürünümüzü yerleştirelim. Evet, devam edelim. Ethereum Rise to Recording High After a Network Upgrade. Bugün bu arada ben şeyi de gördüm. Az önce birazdan onu da açacağım. Matt Damon'ın bir tane kripto reklamını gördüm. Kripto böyle gene böyle bir artmaya başladı. Bir dalgalanma oluyor herhalde. Ethereum'da $4,400'daymış. $4,400'ların altındaymış cuma günü. Sonrasında artmış anladığım kadarıyla. Second biggest cryptocurrency has far outperformed Bitcoin throughout this year. Bitcoin'den daha fazla kar elde ettirmiş sağlayıcılarına. Altta da tabii kriptocular yazmış. Ethereum büyüktür, boomer bitti. Boomer bitti. ETC de güzelmiş. Neyse. Yani Ethereum'unuz varsa iyi kar etmişsiniz chat. Hayırlı olsun, tebrikler. Bir çorba paranızı alırız. Geldik World Economic Forum'un. Bunu bir dakika. Bunu hemen şimdi göstermeyeceğim. Bununla çünkü konuşmam lazım. Bunu size anlatmam gereken bazı konular var chat. Onu birazdan anlatacağım. Hemen bakalım Paris'te neler olmuş. Paris'teki bisiklet yollarını 4 yılda %100 Paris'te her yerde bisikletle gezebileceksiniz hale getireceklermiş. Öyle diyorlar. Julabis demiş ki Doge haricini girişmedim. Doge'dan da pişmanım. Eski fiyatına çıksın, satıp çıkacağım. Sen şu an bütün kriptocuların özetini söylüyorsun şu an. Ya reis çok kaybettik ya. Elimizde avuçumuzda hiçbir şey kalmadı ya. Çıksın satacağım. Vallahi bir daha girmeyeceğim. Altın almak gibi sanıyordum da ciddi takip gerektiriyormuş. Bence şöyle bir şey yapabilirsin. Şaka yapmıyorum orada. Ciddi söylüyorum. Hani benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adaşım, o da Alper. Kıbrıslı o da. Kıbrıs'ta daha doğrusu okuyor. Yayını görmüyordur büyük ihtimalle. İzlemiyordur ama
Belki bir şekilde ulaşır selamı. Selamlar olsun Alper'e. O bana mesela şunu demişti 3 sene önce. Ki 3 sene önce Bitcoin bu kadar bilinmiyordu da yani hala. Şöyle demişti, hani oraya koyduğun parayı kesinlikle unutman gerekiyor. Bence hala o şey geçerli. Mentalite geçerli. Ya sen mesela Doge onları ben de bilmiyorum da, hani Doge biraz da Tesla şeyin, Elon Musk'ın spekülasyonu da yükseliyor, alçalıyor falan, ama Bitcoin açısından konuşuyorsak bence bu bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle bu arada. Onu söyleyeyim baştan arkadaşlar, yatırım tavsiyesi değildir. Ama hani oraya verdiğin parayı unutacaksın. 3-4 sene sonra bir bakacaksın gibi düşünebilirsin bence. Hemen Paris'e bir bakalım neler olmuş. Yani uzun lafın kısası, Paris'te 2026'ya kadar 180 kilometre yenilenebilir enerji üzerine kuruldu bir politika olduğu için bisiklet üzerine, bisiklet yolları ve hani arabasız yollar planlanıyormuş. Meanwhile in Turkey diye böyle bunun hemen bir editini yapabilirsin mesela Julabiz. Bak bu güzel olur bence. Hani şunu alıp ama gene copyright diyebilirsin bu sefer de World Economic Forum'dan falan. Hani Paris'te bu amaçlanırken Türkiye'deki Ankara'daki OSB işte organize sanayi bölgesini falan koysam böyle ne yedik ne olduk olur gerçekten ya. 80 kuruşu alıp koyduğum 5 sene sonra trilyoner olurum kafasıyla da Doge yürümüyor gibi, 1.7K yatırmıştım sadece. Gene iyi bence yatırmışsın ya. Bizim ülkede çok yokuş var. Kışında kar yüzünden süremiyoruz. Tutmaz bisiklet. Doğru. Çalışmaz bizde bisiklet. Ben YouTube'a küstüm harbiden. Saçma sapan şeylerden kaç kanalım patladı. Şeyi yüzünden mi gene? Telif ya da claim falan, hani başka birilerinin şeyi yüzünden mi? Birileri şikayet mi etti o yüzden mi? O biraz sıkıntı. Doğru. O yüzden Sadge. Seni anlıyorum dostum falan. Gelelim World Economic... Pardon. The Economist diye bir tane şey var. Sayfa var. Onun verdiği bir habere. Türk medyasından değil yani. Bunu o yüzden özellikle aldım. Yoksa siyasete mümkün mertebe girmemeye çalışıyorum ama Türkiye'deki değişimi anlatan haberlerden biri. Burada demiş ki Recep Tayyip Erdoğan, Turkey's leader is having one of the worst slumps in the long career. Kariyerindeki en büyük işte dalgalanmaları yaşıyor diyebiliriz, ya da çöküşü yaşıyor. The alliance of two opposition parties is pulling ahead of governing coalition. Turkey's shaky economy is the main reason. Türkiye'deki sallantılı ekonomi, iki işte CHP ve İYİ Parti'den bahsediyor. İYİ Parti'nin yükselişini engelleyemiyor diyor Erdoğan. The inflation and devaluation are ravaging the wages of ordinary Turks and over the past couple of years 3.2 milyon of them sank into the poverty. 3.2 milyon kişi fakirlik sınırının altına geçmiş diyor. Erdoğan opponent smell blood calling. Buralara geçiyorum. Buralar artık iç siyasetin kirli sayfaları. Yani Türkiye'de bir değişim yaşanıyor ve bunu biz ne kadar bazıları tabii görmese de yurt dışında gözüküyor. Hemen çok kısa yeni gelenler için çok kısa şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Ben uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yaptığım için arada ders çalışıyorum ya da size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Birlikte makale falan okuyoruz. Hani amacımız aslında dış politika. İç siyasete girmeden işte, ya da böyle hani o hep gündelik hayatta gördüğümüz şeylere çok girmeye çalışmadan tamamen doktrin üzerine veya işte dış politika üzerine, jeopolitik üzerine yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani artık bu Türkiye'nin içinde yani hepimizin artık yaşadığımız günlük hayatımız, hayatımızda yaşadıklarımız artık dışarıya da yansımaya başladığı için onu da göstermek istedim. Hemen diğer bir habere geçelim. United States issues first gender neutral X passport. Bunu gördüm. Yani bununla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Linç yemek istemiyorum. Ama şu alttaki yorum beni bayağı bir güldürdü evdeyken. X-Men has a whole new meaning now demiş. Yani ben öyle homofobik bir insan değilim. Hani şey bir insan da değilim bu arada. Hani nasıl diyeyim? Bir gender ya da bir tarafı böyle aşırı savunan bir insan da değilim. Ama yani bir genetik olarak ya da biyolojik olarak bir insanın
ne yazdığıyla ne tercih ettiği arasında bence devletin ya da kanunların bir taraf tutmaması lazım. O da yanlış bence yani. Yeni mi anlamışlar? Evet. Yok ya, aslında bayağıdır farkında yurt dışındaki dış politikada, hani dış politika ile ilgilenen insanlar ya da medyada pek çok kez aslında gösteriyor. Ama dediğim gibi hani yayın politikası olarak ben çok girmemeye çalışıyorum ama doğru. Doğru. Her ne kadar eleştirsem de yabancıların kötü haber yapması üzüyor. Doğru. Bak, buna da ben katılıyorum. Yani hani ülkemle alakalı sadece ben kendim kötü yorum yapabilirmişim gibi hissediyorum. Başkası yapınca bana da dokunuyor. Yalan yok yani. Cinsiyetsiz pasaport için yorumum boş bakkal, devamını yazayım da yeni dertleri yok bunların ya, boşluktan hep. Ya şöyle, hani bence bu tamamen, yani onu da açıklayayım da yanlış anlaşılmasın. Belki aramızda hani yanlış anlayacak insanlar olabilir. Hani pasaporta X yazmanın bence cinsel olarak yönelimi farklı olan insanları ya da cinsiyet olarak kendini farklı hisseden insanları korumuyor. Hiçbir şekilde bence bir haklarını, asıl hakkı olan haklarını ona vermiyor. Anlatabildim mi? Yani asıl önemli olan o insanın hani kendini işte çok basit bir şekilde, amiyane tabirle erkek olup kadın hissediyorsa, o adamın işte yarın bir gün Starbucks'a gittiğinde ya da bir yere gittiğinde ayrımcılığa uğramaması lazım. Buna yönelik kanunların yapılması lazım. Ama işte pasaportta X yazmış, ne olmuş yani? Hani adam zaten belki zaten Covid var, hiçbir yere gitmiyor ki mesela, anladın mı? Gidiyorsa da belki ekonomik durumuna bağlı yani, kaç kişi gidebiliyor ki şu an? Hani bu biraz göstermelik bir kanun. Yani en azından ABD özelinde konuşuyorsak, Türkiye'de zaten böyle bir şey yapmazlar da, hani çünkü Türkiye'nin durumu farklı, Amerika'nın durumu farklı. Onda da yanlış anlaşılma olmasın. Neyse, bu konu çok diken üstünde. Buradan ben kaçıyorum. Doğuştan gelen iki tane cinsiyet var sonuçta, bence anlamsız triplere girer. Saygı duyuyoruz da abartmışlar. Yani ben de saygı duyuyorum, evet. Saygı duyarak geçelim. Fizikist'in verdiği bir habere göre Facebook şirketinin bugünden itibaren Meta ismiyle faaliyet göstereceğini açıkladı. Facebook isminin artık onlara yetersiz gelmesinden dolayı bir süredir değişmeye gitmek istediklerini belirten Mark Zuckerberg, şirketin yeni adının şirketin yenileneceğini ve Metaverse'e odaklanacağını açıklamış. Müziğimizi de verelim arkadan ya. Evet. Ne diyorsunuz chat? Neyse, Terminator pasaport istiyorum. Kim bu Julemis? Ne diyorsunuz Meta ile alakalı? Bence zaten gecikmiş bir haberdi. Çünkü uzun süredir AI üzerine çalışıyorlar. Farklı böyle gizli kapaklı bir şeyler yapıyorlar. Bilmiyoruz ama sonunda yani bunun ilk şeyi, ne derler, ilk yansıması ortaya çıktı bence. Hani şirkette bir kabuk değiştiriyor. Müzik gelmiyor. Müzik gelmiyor mu? Aman tanrım, nasıl gelmiyor? Ne demek? Hayır, olmaz, olamaz. Şimdi umarım benim sesimi bastırmadan geliyordur acık. Alttan. Tatlış. Geliyor mu ustam? İsim değişimi mi yoksa faaliyetler için mi kullanacaklar? Bak, diyor ki, hemen şimdi diğer habere geçelim. Facebook is changing company name. Gene aynı şeyleri anlatmış. Sonra demiş ki Facebook Connect aligns with its growing focus on the metaverse, which refers to efforts of combined virtual and augmented reality technologies in a new online realm. Yani bu şu demek oluyor. Yani bir yandan sosyal medya olarak zaten domine ediyor ya Facebook. O devam edecek ama bunun yanında aynı zamanda artık asıl odakları, yeni fokusları giyilebilir teknoloji veya işte metaverse dedikleri, metaverse ya da artık nasıl telaffuz ediliyorsa dedikleri yeni bir teknoloji üzerine, yani daha çok sanal gerçeklik üzerine kurulu bir teknoloji üzerine çalıştıklarını diyor. Yani belki de önümüzdeki birkaç ay içerisinde işte bir betası olur, alfası olur ya da bir şey olur. Yeni bir şeyler de launch edecekler. Yani yakında onu da görürüz diye tahmin ediyorum. Demişti dersin chat. 29 Ekim 2021. Alperen bunu, Jono bunu demişti dersiniz. Allah'ın Jono'su bildi lan dersiniz. Gelelim Matt Damon'a. Matt Damon kripto currency'den atlıyor. Global Goals'dan çıkıyor. Bugün Global Goals diye bir tane şey var. Birleşmiş Milletler'in bir kampanyası var diyeyim. 16 hedef yanlış hatırlamıyorsam.
dünyayı ve ülkeleri daha sustainable, yani daha sürdürülebilir hale getirmek için amaçları olan bir tamamen non-governmental, non-profit, yani işte hani politikayla alakalı olmayan, ülkelerle alakası olmayan ve tamamen kar amacı gütmeyen bir şey, kol uluslararası şeyin, Birleşmiş Milletler'in. Orada da şöyle bir kampanyaya gitmişler. Demişler ki ne kadar nefesinizi tutabilirsiniz? Çünkü biliyorsunuz küresel ısınma hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünyanın kirlenmesi hala devam ediyor. Bununla alakalı böyle bir kampanya getirmişler. İstiyorsanız bir deneyelim mi chat? Hemen böyle bir nefes tutma. Yarışıyor muyuz? Ne demişler bakalım. İsim değişimi yoksa Fatih Erimç kullanacaklar. Onu okuduk. Yes var hafiften. Tamam, güzel, ses kilosu güzel. Güzel güzel yazılım öğrensinler. Aynen. Meta, Facebook yetkililerine bunu ileteceğim şimdi hemen. Alo Mark. Aferin oğlum, çalışıyor musunuz? Aferin aferin. Biraz da kodlama öğrenin. Ha güzel. Dikkat çekmek için böyle kampanyalar yapmaları bana komik geliyor demiş. Yani anlamayan adam bunu izleyip mi farkındalık sahibi olacak? Ya işte olabildiği kadar olmaya çalışıyor. Yoksa atıyorum Matt Damon niye mesela çıkıyor, anladın mı burada? Tamamen şey ne derler? Artık bir nadasta bıraktı herhalde kendini. Birkaç filmde yok ya şu an. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Arada işte böyle kampanyalara katılıp kendi brandini, Matt Damon özelinde konuşuyorsak, kendi brandini güncelliyor ama bence bu tarz şeyler güzel ya. Çok az bir kitleye belki hitap ediyor ama en azından küçük bir kamuoyu oluşturması bile bence güzel bir şey. Hani kirlilikle alakalı ya da işte ne bileyim hava kirliliği ya da küresel iklim kriziyle alakalı. Gerçekte olan iyi yayınlar demiş, hoş geldin. Feyzanur merhaba demiş ki bence ne fayda sağlasa diye düşünerek yapılmalı bu tür şeyler demiş. Evet, yapılsın takibi, karşılayayım sadece. Tamam, siz aranızda sohbet ediyorsunuz o zaman. Edin siz, devam edin. Hemen devam ediyorum. Bilimde bu hafta neler olmuş ona bir bakalım. Ha, burada da aynen Matt Damon'a son bir göndermemizi yapalım. Matt Damon kripto neydi ya? Crypto.com'un yeni marka yüzü olmuş. Hayırlı olsun diyelim. Herhalde ücreti de Bitcoin'le ya da Ethereum'la ödediler. Matt Damon'a hayırlı olsun diyoruz. Reklamı izledim. Reklamı güzel yapmışlar bu arada ama açmayacağım. Şimdi bir de ondan uğraşmayalım yani. Onlar telif melif dağıtar, bir şey olur falan. Onunla uğraşamam. Ha bu arada şunu da gördünüz mü bilmiyorum. Bak bunu da bir açayım hemen. United Nations başka bir video daha yayınlamış. Hemen şimdi açacağım baştan başlasın diye. Heh. Listen up people. You're headed for a climate disaster. And yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions. Dur, bunu hatta ben YouTube'dan açayım. Climate Action diye. O arada gideyim bir çay alayım. Siz de eğer çayınız kahveniz eksildiyse çay alın. Bundan sonra zaten direkt şeye geçeceğiz. Platon'a geçeceğiz. Asıl konuya geçeceğiz. Yani kalkıştan önceki son şey gibi düşün. Düşünün arkadaşlar. Neydi ya? UN dinosor desek çıkar mı? Çıktı be. Pızar dinosor video. Ama full hepsi var mı? Hani şu herhalde. Tamam. Chat, ben bunu sana açıyorum ve hemen çayımı alıp geliyorum. Geldim chat. V
Velhasıl kelam videoyu izlerken hemen geldiniz mi chat? Çayınızı aldınız mı bu arada? Burada mısın chat? Yoklama alıyor muyuz? Alalım mı yoklama? Velhasıl Birleşmiş Milletler o nefes tutma kampanyasından sonra bir de böyle bir video yayınlamış. Tabii videoya hani olumlu şey veren, yorum verenler, olumsuz verenler, bir sürü insan var. Jurassic World and UN falan demişler hani. Ama asıl amaç yani şey, dünya olarak ülkeler extinction'a doğru, işte yok olmaya doğru gidiyor. Kimse bunun farkında değil demeye çalışıyor tabii. Kısacası böyle. Şimdi bilimde bu hafta neler olmuşa geçmeden önce son bir haber daha var. Ama emin değilim gösterip göstermeme konusunda. Ama gene bu da hani az önceki haber gibi yurt dışına yansımış artık, anladın mı? Yani iç politikadan da çıkmış. O yüzden bir tık bir göstermek istiyorum. Diyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan. Kuaförden çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ama biz paramızla gidip... Şimdi ben bu TikTok zaten takip etmiyorum da bu videoyu da bilmiyorum. Herhalde bir sokak röportajından editlemişler ama şöyle bir şey olmuş. Banana eating campaign on TikTok was seen and mocking and struggling Turkish economy and incating hatred. Orayı okuyamadım, bilmiyorum. It's unknown whether the Syrian will appeal. Benim anladığım kadarıyla bu videodaki kişiler muz yiyerek Türk ekonomisiyle alakalı dalga geçmişler. Ondan sonra da bu durum şeye de yansımış artık. Yabancı RT dediğimiz şey Rus medyası diye hatırlıyorum. Bakalım hemen. Oraya da yansımış yani. Durumlar böyle chat. Yani artık Türk ekonomisiyle alakalı yurt dışında ve hükümetle alakalı bir sürü haber görmek zorunda kalıyoruz artık yavaş yavaş. Umarım sonumuz hayır olur yani, ne diyeyim artık. Bir şey de diyemiyorum. Yorum da yapamıyorum. Evet, gelelim. Ha, bu arada şunu anlatayım, ondan sonra bilime geçelim ya. Çünkü bitmeyecek gibi. Bu ses yok. Diyor ki Avrupa genelinde emlak fiyatları artmış. Bundan bahsediyor. Zaten biz bunu birkaç önceki yayında da bahsetmiştik ama. Şimdi ben size asıl başka bir şey anlatmak istiyorum. Biz Ankara'da ev arıyoruz. Kardeşimle birlikte çıkacak. Ama istiyoruz ki ya biz kira vereceğimize, kiralar zaten 2,5-3 olmuş. 3000 aylık yani, asgari ücrete dayanmış neredeyse çoğu. Hatta çoğu geçiyor bazı yerlerde. Diyoruz ki ev alalım. En azından kredi, hani kira öder gibi krediyi ödeyelim diyoruz, tamam mı? Şimdi ben size anonim bir şekilde başka bir şey anlatacağım. Şimdi geçen bir ev bulduk ustam. Ev hafif merkezi, Emek tarafında değil de böyle Maltepe tarafında, Ankara'yı biliyorsanız. O taraflarda bir ev. Güzel de bir ev. Hoşumuza da gitti. Apartman dairesi. Ama bir tık tuzlu. Fiyatı tuzlu. Fiyatta şey yazıyor. 600 bin TL yazıyor. Biz de dedik ki ben gideyim göreyim evi. Ev güzel bu arada. Hani hakikaten yeni yapılmış. Yeni olduğu için zaten pahalı. Hatırlarsanız biz 2 ya da 3 hafta önce enflasyonla alakalı bir yayın yapmıştık. Orada da hatta şeye girip bakmıştık. Hepsi Emlak üzerinden konut fiyatlarına bakmıştık. Yani ondan da yükselmiş. O bir ay önce falan oluyor işte aşağı yukarı. Ona rağmen ondan beri katlamış fiyatlar, yani hala artıyor. Bu haberde de zaten Avrupa genelinde de bir enflasyon olduğu, konut fiyatlarının arttığını söylüyor. Şimdi bizdeki yansıması ise şöyle, çok ilginç bir şekilde. Şimdi biz eve gittim, gördüm, emlakçıyla anlaştık. Dedik ki biz güzel, hani işte pazarlık yaptık, o indirdi bir tık. Biz dedik ki şöyle olsun, böyle olsun. Kadın dedi ki bana, emlakçı, ben gideyim ev sahibiyle konuşayım. Ev sahibi de müteahhit bu arada. Müteahhitle konuşayım. Hani size dönüş yapayım dedi. Tamam dedik. Haber bekliyoruz. En sonunda şöyle bir dönüş yaptılar çok ilginç bir şekilde. Kadın bana diyor ki biz işte evi satacağız. Zaten bize para lazım şeye, müteahhite. Yeni proje yapacakmış adam. Fiyatı 590 bin. Evin safi, sadece evin fiyatı yani, bizim şeye vereceğimiz para da değil. Tapuya falan masraflar işte, komisyon, cart cürt, onlar hariç 590 bin evin fiyatı. Ama müteahhit bey diyormuş ki ben tapuda bunu 320 bin mi 350 bin mi ne göstereceğim evin fiyatını. O yüzden siz yarı yarıya kredi çekin. Yani bana diyor ki evi satın alacağım mal sahibi. Kardeş sen yani ödeme yapmak istiyorsun ya. Sen ödeme planını benim istediğim şekilde yap diyor. Yani hani
Ben o yükün altına gireceğim, onu bile ben seçemiyorum. Diyor ki hani sen 300 bin kredi çek, 350 bin ben tapuda göstereceğim, anlaşalım diyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi chat Allah aşkına ya? Ya ben alıcıyım, tüketici olan benim. Nasıl ödemek istediğim bana bağlı. Belki ben hepsini kredi çekeceğim. Yok param yok belki, anladın mı? Yani adam müteahhit artık neyse, kimse artık bu adam. Ona bile şey yapıyor yani, hani nasıl diyeyim? Onu bile tek eline almış, anladın mı? Neden öyle bir şey oluyor? Sahtekarlık olmuyor mu? İşte yasal maalesef boşluklar var kankacığım. Kardeşim benim. Mor biber. Şöyle bir şey durum. Vergiden kaçmak için. Aynen öyle. Şimdi şöyle, adam müteahhit olduğu için, ev sıfır bina olduğu için, kanunu incelemedim ama galiba kanunda boşluk var. Ev sıfır bina olduğu için ve müteahhit kendi yaptığı için tapuda gidip değerini istediği gibi gösterebiliyor. Yani atıyorum evin malzemelerle birlikte yapılış değeri 200 bin diyelim. Ben müteahhitim. Evi yaptım. Kentsel dönüşüm kapsamında yaptım bu arada. İşte evin önceki oturanlarına her birine birer ya da ikişer daire verdim. Bu arada her katta da 6 daire falan var. Yani hani 4-5 katlı. Hani adam fazladan şey yapmış. Metrekareden kısıp daire üretmiş. Öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi daireleri satacak, kar edecek ya. Tapuya gidiyor. 350 binden tapuda fiyat gösteriyor ama bana 600 binden satıyor. Satış sözleşmesinde 600 bin yazıyor. Tapuda 320 bin gözüküyor, 350 bin gözüküyor. Dolayısıyla ben bankaya başvurduğumda atıyorum benim 100 bin lira likidim varsa 500 binlik krediye başvuramıyorum. Diyorum ki ben 350 binlik bir ev alacağım, bana 300 bin kredi verin diyorum. Anlatabildim mi? Çaktın mı chat? Ya bu Türkiye'nin maalesef kentsel dönüşümle alakalı ya da şöyle söyleyeyim, daha doğrusu Türk burjuvasının, hani yeni oluşmuş Türk burjuvasının açgözlülüğünü bence gösteriyor. Kanuni boşlukları gösteriyor. Yani bu adam kentsel dönüşümle yaptığı projeden bu kadar kar elde ediyorsa, üstüne vergiden kaçırıyorsa, üstüne devletin hiçbir kurumu hiçbir şey yapmıyorsa, yani ne diyeyim, anladın mı? Daha ne yapayım? Bir şey dinle deme kardeşim benim. Kardeşim kardeşim diyorum da ne eril konuşuyorum. Belki kadınsın mor biber, özür dilerim. Evet yani durum bu. Bu haberle alakalı anlatacağım buydu arkadaşlar bu arada. Gelelim bu hafta bilimde neler olmuş. Hemen biraz ona bakalım. Ve bu sayede kanalımızın Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Kadın kardeş olmuyor mu? Oluyor yani, ne bileyim hani şimdi... Doğru oluyor. Doğru. Hemen doğru spamlayalım chat. Hemen doğru. Bu yeni bir meme oldu. Evet, bilimde neler olmuş ona bakalım. Çaktırmayın, çaktırmayın. Şimdi 19 Ekim. Bilim insanları küçük bir beyin implantı aracılığıyla görme engelli bir öğretmenin tekrar harfleri görebilmesini sağlamış. Which is link neydi ya şeyin? Interlink miydi? Yok, Starlink miydi? Neydi ya? Unuttum. Elon Musk'ın. Ustam unuttum. Ustam beynim çalışmıyor. Şey vardı ya bir tane. İşte beyin implantı. Maymunda deniyorlar. Şey joystick kullanmak yerine direkt olarak oynayabiliyor. Ekranı şey yapıyor. Neyse. Şeyin adını unuttum. Markanın adını unuttum. Ürettikleri şeyin. 19 Ekim'de gene hamilelikle fetüsün cinsiyete göre COVID-19 bağışıklık yanıtında farklılıklar olduğu görüldü. İlginç. Fetüsün yani bağışıklılık cinsiyete göre de değişiyor mu acaba? Chat bu ya, ben biyoloji bilmiyorum açıkçası. Ben sosyal bilimlerciyim ama ilginç bir durummuş. Bir başka 19 Ekim haberi. İlk defa bir insana domuz böbreği başarıp... Ha bunu gördüm, evet. Bunu geçen yayında da şey yapmıştık, anlatmıştık. 20 Ekim'de yapılan bir çalışma Vikinglerin Christopher Columbus'tan 500 yıl önce Amerika'ya ayak bastıkları ortaya çıkardı. Gerçekten çılgın Vikingler ya. Ya çılgın Türkler diye roman varsa çılgın Vikingler diye de yapılabilir bence yani. Adamlar 500 yıl önce çıkmış. 20 Ekim'de yapılan çalışma ani iklim değişikliğinin yünlü mamutların neslinin tükenmesine neden olduğunu doğruladı. İlginç. Ani iklim değişikliği. Ha, ilk meteor çarpmasından önce mi acaba? Sonra da olabilir. 22 Ekim Kazakistan'da mutasyonları önlemek amacıyla kediler için COVID-19 aşısı geliştirildi. Kedilere de mi bulaşıyor COVID-19 chat? Sizin bir haberiniz var mı? Ben bunu bilmiyordum mesela.
22 Ekim kürek kürek bilim chat. Bilim sunuyoruz ya burada. 22 Ekim Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki etkinliği %90.7 oldu açıklanmış. Ne güzel, teşekkürler diyerek bu haftanın bilim içeriklerini bitirmiş olduk. Şimdi çok kısa size şunu hatta hızlandırarak, hatta 1,5 yapayım anasını satayım. Gündemle alakalı bir video buldum chat. 6 ay öncesinden falan, hemen bakalım. Yok. 23 Haziran 2021, 3-4 ay öncesinden bir video buldum. Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor? Şöyle bir video buldum. Şimdi diyeceksin ki lan Canan niye gösteriyorsun bunu diyeceksin. Chat, şöyle bir karar aldık. Yayın şeyle, daha doğrusu Gelecek Bilim'denin abileriyle, ablalarıyla konuştuk. Şöyle bir format değişikliğine gidiyoruz. Şimdi ben normalde, yani önceki yayınlardan gelen arkadaşlar var mı yok mu bilmiyorum chatte ama hani normalde gündem incelemesi yapıyoruz yayının başında. Ondan sonra o gün seçtiğimiz konu, işte mesela bugün Platon ya, konuyla alakalı konuşuyoruz. Ondan sonra da vakit kalırsa ya konuyla alakalı, işte mesela bir önceki yayında Hearts of Iron falan oynamıştık. Ondan önce Age of 2 oynamıştık. Hani konuyla alakalı ilgili en azından dokunabileceğimiz bir oyun varsa onu oynuyoruz. İşte gece hani kalanlarla birlikte. Yayın formatı bu şekildeydi. Şimdi formatı değiştiriyoruz ve bundan sonra şöyle bir şey yapacağız. Hemen onun böyle sanki küçük fragmanı gibi olsun. Bundan sonra dedik ki yani gündem yoruyor insanları. Ve zaten Twitch'te de bir sürü farklı kanalda iyisiyle kötüsüyle gündemi incelen bir sürü insan var. Bugün sadece dinleyici olarak geldim ben demiş. Hoş geldin Morbiber, sıkıntı değil. Demiş ki hap gündem, psikolojim bozuldu. Doğru yani, hani hap gündem olarak var, uzun uzun analiz yapan var. Benim de izlediğim çok kanal var, işte Purple'ı izliyorum. Ne bileyim ya, ben işte hani gündemle alakalı diyorsam mesela Purple Bix'i izliyorum. Ya da işte eğleneceksen mesela Takdir'i izliyorum. Cahre'yi bu aralar yayın açmıyor da Cahoy'u çok severim. Ama yani hani yapan var, anladın mı? Biz de dedik ki ya gündem, ya da işte mesela Cüneyt Özdemir var. Ne bileyim YouTube'da başka yayın açanlar var. Ya da işte video atanlar var. Onu izliyor insanlar genelde. Ya yoruluyorken biz de dedik ki farklı bir formata gidelim. Yeter lan artık, anlat diyeceksiniz. Nasıl bir formata gideceğiz? Şöyle. Şimdi gene saat değişmeyecek. Cuma günü 9 veya 10'da normal yayınımızı açacağız. Ama bu sefer gündem incelemesi yapmayacağız. Konum, ya ben hani uluslararası ilişkileri sevdiğim için konu da yurt dışı ile alakalı olacak. Yurt dışında zaten dolar olmuş 10 euro olmuş, artık 20'ye doğru gidecek herhalde, 11-12. Yurt dışına çıkamıyoruz. Bari sanal olarak yurt dışında bir yerlere gidelim. Gezelim, görelim. Gezelim görelim yayın olacak. Yok, şaka yapıyorum. Kültür Şoku adlı bir yayın olacak. Bundan sonrası için konuşuyorum. Umarım güzel olacak. Bakalım, umarım siz de hoşunuza gider yeni format. Ama olmadı en kötü. Araya gene 1-2 gündem sıkıştırırız. Ya da işte artık konuşmak isteyen hani sizden gelenler bölümü var ya. Orada işte atıyorum bir şey atarsanız haberdir, bir şeydir. Onlara da bakarız, yorum yaparız hep birlikte. Ben sadece gündem yayınları izliyorum genelde. Cüneyt'i bıraktım, Şeyma Subaşı videosundan sonra demiş. Ya Cüneyt Hoca, ben de şeyleri, yayınlarını izleyemiyorum. İzlemiyorum da artık yetişemiyorum çünkü. Ama şey, ya yorumları güzel oluyor. Ben de haberlerini, işte videolarını ya da şeylerini hap olarak, dediğin gibi, senin de dediğin gibi bakmaya çalışıyorum. Ya bundan sonra gündem yayınını bir tık ara vereceğiz gibi duruyor. Bakalım. Bugün son ama, yani hani öyle düşün. Bugün yapıyoruz gene. Yaptık daha doğrusu. Şimdi bu videoyu bir izleyelim hemen çok kısa. Çok hızlandı. Ses geliyor değil mi chat bu arada? Ülke gündemindeki bu hızlı değişmeler, insanların bu yaşananlar... Nasıl gelmiyor, ne demek? Dur bir tık geri sarayım o zaman. Saat başı gündem. Şimdi geliyor mu chat? Kimin ne yaptığı bellisiz. Bir şeye odaklanıyorsun, ertesi gün gündem değişiyor, hayda oraya odaklanıyor. Ülke gündemindeki bu hızlı değişmeler, insanların bu yaşananları anlamlandırmalarını da zorlaştırıyor. Zaten bugüne kadar yaşanmış olanlar, Türkiye tarihi, travmalar tarihi. Ya bazen izlemek bile istemiyorum artık böyle, çünkü hiç iyi bir şey yok. Tabii ki çok yorucu, çok yorucu. Ama mesela düşünün, biz o kadar yoruluyorsa devlet kademesindeki insanları düşünün siz.
Bizim Türkiye'de maruz kalıyor olduğumuz stres çok yüksek. Ve biz bunu kanıksadığımızı ve alıştığımızı düşünüyoruz. Ve içinde yaşadıkça artık bundan etkilenmiyormuşuz gibi geliyor bize. Ama bu mümkün değil. Bu size de oluyor mu mesela Çet? Hakikaten yani mesela bu ya bana oluyor şahsen. Hani şöyle bir şey mi olmuş? Euro 11 mi olmuş? Dolar 10 mu olmuş? Artık yani amiyane tabirle şey var, kaşarlandım derler ya. Kaşarlanmış gibi hissediyorum. Artık yani ırgalamıyor, anladın mı? Ya diyorum ki zaten benim şu an yurt dışı hayalim yok ki. Zaten gidemem ki diyorum. Yani mesela dolar üzerinde konuşuyorsak. Hani bu oluyor yani psikolojik olarak bana, aramızda psikolog ya da psikoloji okuyan var mı bilmiyorum ama bu bana oluyor. O yüzden ilgimi çekti. Bilmiyorum size de oluyor mu mesela? Dolar alacaktım da ne alsam diye düşünüyor. Diğer gün düşüyor, giremedim. Ya yükselecek. Erken seçim falan olursa daha da fırlayacak. O yüzden her an alabilirsin. Bakalım biraz başka kim yorum yapmış, ona bakalım. Sonra şeye geçelim. Edilebilir olduğu insan... Zor yani, çok zor. Stres dediğimiz aslında bizim Türkiye'de yaşadığımız stresten çok başka bir şey. Yani bizim Türkiye'de yaşadığımız stres hem çok şiddetli hem de kronik. İnsan yaşadığı ortamın öngörülebilir olmasını ister. Öngörülebilir olsun ki ben davranışlarımı nasıl değiştirirsem ne gibi sonuçlarla karşılaşabilirim. Yani bir miktar kontrol edilebilir olduğu hissine sahip olmak ister. Nasıl oldu? Öncelikle insanlar yoksullaşmaya başladı. Ya ne demiş? Hepimize kamyon çarpmış gibi sorulması bile abes kaçıyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamam almayayım. Aynen, yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar bu yayında. Onu baştan söyleyeyim de. Tempoya alıştık ancak iki kere %2 diye ısrar edenlere iletişim zor demiş Türker Hüseyin. Bu tabirden dolayı özür dilerim ama bununla ile ilgili komik paylaşımları gülüp kaçınamayınca zevk almaya bakıyorum demiş. Örneğin bilgisayar almayı düşünüyorum ama dolardan dolayı indirim fiyat arıyorum. Doğru. Ya bunu biz de yaşadık bu arada. Ben şu an kardeşimin bilgisayarını kullanıyorum yayın için. O yan odada yatıyor şu an. Hani ben onun bilgisayarına çörekleniyormuş gibi oluyorum her hafta, anladın mı? Yani çocuk hani belki oyun oynayacak, belki bir şey yapacak. Hani dedik ne yapalım? Eski kasası vardı. Onun parçalarını işte düzeltmeye çalıştık falan ama yani dünyanın parasını harcadık. Zor. Zor ustam. Zor gerçekten de. BTC'de bot yazıyorum. Dolarla çalışıyoruz. Paçayı sıyıracağız. İnş. 2x2 5'i ısrar edenler. Neyse arkadaşlar, bu Bitcoin yayını değil ya. Yatırım tavsiyesi yok. Bak onu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Yayını artık altyazı geçtireceğim. Başladılar. Eğitimdeki eşitsizlikleri yaşamaya başladılar. Gündelik hayat içinde çokça travma... Çat yan sekmeden şeyi açıyor değil mi? Ethereum, Avax falan çıkıyor aslında. Yandan mining falan yapıyormuş. Maruz kalmaya başladılar. Ve bu travmaları onaran kamusal bir politika da olmadığı için sağlık açısından, eğitim açısından, sosyal hizmetler açısından bunu onaracak mekanizmalar da bulmadılar ve giderek bu insanların davranışlarına yansıyan bir ruhsal etkilenme yarattı diyebiliriz. Tabii bunları anlamak... Ya bu bence bak gerçekten çok ciddi, yani psikoloji okuyanlar için, yüksek lisans yapanlar için ya da psikolojik böyle toplum psikolojisi çalışanlar için Türkiye tam bir menba şu an ya. Hani düşünsene her gün bir şey oluyor. Her gün bir gündem var. Gündem sürekli hızlı bir şekilde değişiyor. Herkes yetişmeye çalışıyor. Bu biraz mesela gündem yayınlarının amacı da o bence hani. Julabis dediğin de ben gündem izliyorum sadece. Hani artık bünyemiz alışmış, anladın mı? Ben mesela atıyorum ev bakarken günde mesela 3 saat 1 saat ev bakıyorum. Evden vazgeçip bakmayacağım deyince artık diyorum ki lan bir girip baksam mı gene de. Gündem de öyle bir şey. Hani bünye alışıyor ya, her gün işte haberleri izliyorsun. Ya da işte takip ediyorsun Twitter, Instagram. Sonra bir anda kapatınca, bir anda bakmayınca bu sefer diyorsun ki lan acaba ne kaçırdım? Hani böyle değişik bir bağımlılık yani, anladın mı? Ve buna biz alıştık şu an. Ya ben şey türlüsünü hayal edemiyorum. Ya Türkiye Almanya gibi olsa, İsviçre gibi olsa, ne bileyim Galler gibi olsa falan. Hani olamayız, anladın mı? İmkanı yok. Çünkü insanlar da istiyor şu an, talep ediyor. Yani hani lan ne olmuş, şurada ne var, burada ne var, kim kime ne demiş. Bunu da merak ediyoruz yani, anladın mı? Böyle değişik bir psikoloji içerisinde toplum olarak bence. Bilgisayar bozulursa yenisini alırım diyordum ama şu an bozulmasın diye aşırı dikkat ediyorum. Aynen. Yapacak bir şey yok çünkü yani. Bozulursa da yenileyemezsin. Tamir etmen lazım falan. Böyle değişik bir durumdayız. Sanki 5 sene önceki Ukrayna gibiyiz bence ya. Çok amiyane tabirlerle, çok genel bir şekilde. 2018'de monitörü 1750 TL'ye almıştım.
Aynı monitör şu an 9200 TL. Tadımız kalmadı hakikaten. Tadımız kaçmasına döndük ya gerçekten. Bozulmasa bari modundayız yani. Makine son sınıfım. Özellikle uzaktan eğitim yüzünden herkes kendi bilgisayarını kullandı. Programları kullanırken çok zorlandım. Yapacak bir şey yok ustam. Dolar 10 yani maalesef. Almak için kapsamlı araştırmalara gerek var. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bir alan çalışması en son 1998 yılında yapılmıştır. Yani 24-25 yıl önce. O günden bu yana ne değişti, ne değişmedi bilmiyoruz. Onca felaket oldu, depremler oldu, katliamlar oldu. Bu tabii şey, COVID'in ilk zamanında. Pratiğimizde, günlük klinik deneyimimizde insan saçmalayabiliriz yani gündemi takip ederken. Ama ne yapacağız? Sabredeceğiz, sabırlı olacağız. Kafamızı fazla yormayacağız. Kafamız yettiğine kafamızı yormaya çalışacağız. Başka uğraşmayacağız. Türkiye... Başka uğraşmayacaksın Chet. Duydun bak. Cevabı tekrar alıyoruz. Stresten kaçmanın yolunu anlattı reis. Gerçekten yani. Benim mesela çocuğum var. Onun geleceği adına üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Biz de saçmalayabiliriz yani gündemi takip ederken. Ama ne yapacağız? Sabredeceğiz, sabırlı olacağız. Kafamızı fazla yormayacağız. Kafamız yettiğine kafamızı yormaya çalışacağız. Başka uğraşmayacağız. Türkiye olarak ülkece... uğraşmayacaksın Chet. Kafanı yormayacaksın. Bilimle de uğraşmayacaksın. Fazla kurcalamayacaksın. Ama şaka bir yana yani ağlanacak halimize gülerek o hale geldik hakikaten. Kafa yormayacak hale geldik ya. Zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bu olumsuza doğru gidiş çok yeni değil. Ama pandemiyle beraber ve ekonomik sıkıntılarla beraber bu yaşadığımız zorlukların bizi hem fiziksel hem psikolojik sağlık olarak iyice zorlamaya başladığı bir nokta. O kadar mühendisimiz var. Kendi arabamızı nasıl üretemedik hala çok ilginç geliyor. Başka ülkenin arabasını Lego gibi yapıp incelediler. Öremezler mi yapımı yahu? 2021 yılındayız. Geliyor ustam. TOG geliyor. Bu arada TOG'u hakikaten ben merak ediyorum. Umarım güzel bir araba olur. Hoş onu alabilecek param olur mu bilmiyorum ama almak isterim açıkçası. Kafamızı yormamız lazım. Doğru Türker Hüseyin. Doğru. Yani yoracağız işte. Yoruyoruz ustam. Çözmeye çalışacağız. Yani bu videodan çıkartmamız gereken özet şu. Daha fazla devam etmeyeceğim. Daha devam ediyor çünkü. Yani artık Covid'le alakalı konuşuyorlar falan. Hani şeyle alakalı. Çünkü Haziran. 2000, yani 2021 Haziran. Böyle civcivli Covid'in zamanları. Velhasıl uzun lafın kısası. Bu stres yüzünden bir tık. Hani biraz da herkese hitap edebilmek için. Hem aynı zamanda kanaldaki diğer formatlara göre biraz da böyle çeşitlilik katması adına. O yüzden... Gündem yayınlarına bir tık ara vereceğiz. Haberiniz olsun. Onun yerine işte yurt dışı ile alakalı kültür şoku adı altında bir farklı format geliştireceğiz. Gene aynı cuma günleri 9-10 gibi. Onları anlatmaya çalışacağım. Onun üzerine yapmaya çalışacağız yayını. Umarım hoşunuza gider. Bir denersiniz. Sararsa birlikte yaparız ustam. Çalışırız. Yaparız bu sporu yani. Müziğimizi verelim. Pardon. Videoda konuşan insanların çoğu... Ha pardon bir dakika atlamışım. En kötü YouTube'a araba nasıl yapılır yazsınlar demiş. How to build... Acaba bir Hindu şeyi var mıdır lan? Öyle bir şey yazsak dur bakalım. Dur Türkçe yazmayalım da. Ah mesela. Al. Yapılıyormuş demek ki. Açayım mı gerçekten? Yapalım mı bunu gerçekten? Ya Gelecek Bilim'de diye kanal adında bir formatta yapıyoruz. Açtığımız videoya bak. Beni kovduracaksınız ya. Kim yazmıştı bunu? Jule Abis. Eğer kanaldan kovulursam diyeceğim ki bunu da banlayın diyeceğim. Gider ayak seni de banlatırım bak. Adam bak su borusundan yapıyor. Ve acık sardırıyorum. Ustam ayar da yapıyor gördün mü? Bak bubble mubble yani seviyeyi de uyduruyor yani. Mühendis. Çok göz alıyor ama ya. Kör olacağız. Ama çok dar açıyla çekmiş. Bir şey anlaşılmıyor ki. Nereyi kaynaklıyorum ben anlamıyorum ki. Şase mi? Önü mü? Kıçı mı? Bu önü galiba. Motor az önceki yerde. Şu neyi altı olacak herhalde. Demir ya. Görüyor musun? Erkek arabası. 8 R'li erkek arabası ya. Bununla böyle Sincan'a gideceksin. Yanlıya yanlıya gezeceksin.
bütün Sincanlılar hasta olacak. Diyecek vay be kardeşim, nerede yaptırdın bu arabayı? Sana diyeceksin ki yerli diyeceksin ki yerli ve milli birader diyeceksin. Videoda konuşan insanlar çoğu televizyonda kendilerine söyleneni tekrar ediyor gibi geldi bana. Ya bak hani ne diyeceğimi şaşırıyorum ya, doğru. Doğru gerçekten ya. Yani çünkü niye biliyor musun? Düşünsene 5 saat 6 saat televizyon izleyen ortalama bir şeyiz. Ne diyeyim? Ya da boomer nesli için konuşuyorum, hani bizden önceki nesil için. Televizyon açık esnafta mesela, git bak adam son ses televizyon açık. Eve gidiyorsun son ses televizyon açık ama o televizyonda da sürekli aynı şey propaganda ediliyor. Aynı şeyden bahsediliyor. Bir yerden sonra bilinçaltına giriyor herhalde yani. Hani başka bir açıklaması yok. Tok'dan 5-10 yıl önce başka araba gelecekti. Beklemeyin Tok'u demişsin. Bilemiyorum ustam. Onu Tok'a sormak lazım. Savaşmayın, sevişin demişsin. Güzel. Ama bir politik movement başlatmayın chatte lütfen. Yapamayabiliriz. Aha işte dışını kapla, güzel bir çelikle bitti. Bunu yap minimum 250 vergi alırlar. Boş ver, sana iş mi yok? Yok. Doğru, yok bu arada. Hate. Sen misin yolda giden? Gel bakayım. Velhasıl sonuna bir gelelim artık. Bak boyamış adam, maviye boyamış ustam, görüyor musun? Metal mavisi. Uzay mavisi, uzay. Hoş, uzayda mavi diye bir renk yok da çaktırmayın sus. Ustam ince iş yapıyor ya bak. Yani el usulü, anladın mı? El işçiliği ya. Zincirli mincirli oğlum ya, buna binersin. Zincir atarsa ne olacak? Bacağını koparacak herhalde. Pedallar medallar. Vay. İnce detayı gördünüz mü chat? Deri koltuk. Ya. Böyle bir lüks işte. Jet şeyde koltukla birlikte fren yapınca uçarsın artık. İki vida tutuyor ya koltuğu. Böyle bir şey olur mu ya? Ustam yerleştir ustam. Evet be, sese bak, sese chat, ses bak. Ses kontrol. Tor 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 tor. Tokluğu iyi sesin ya, gördün mü? Bir de gidişini görelim. Hadi ustam. Git artık ustam. Hate be. Bak bak, selektör yapıyor bak. Bak o offroad. Yoldan da çıktı, görüyor musun? Helal be. Tangır tungur gidiyor vallahi billahi. Helal olsun. Bak bak, görüyor musun? Hem de hız yapıyor. Ha yok, video hızlandırılmış. Ben de diyorum iyi, hızlı gidiyor. Adam videoyu hızlandırmış. Neyse. Yani videodan bile öğrenilip yapılabiliyormuş. Aynen, aerodinamiği harika, mükemmel. Yüzü rüzgarı öyle bir kesiyor ki. Hem de üstü açık tabii. Evet, şimdi hemen, hatta müziği kapatalım artık videolara geçeceğimiz için. Videonun sesini alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani şu an açmadım da şimdi açacağım. Şimdi arkadaşlar saat kaç oldu? 23.07. Bir yayın akışına göre herhalde acık gerideyiz ama neyse. Şimdi arkadaşlar Platon'un Devlet kitabını ben daha öncesinde okumamıştım. Ama geçen hafta bir hocamız dedi ki arkadaşlar bunu mutlaka okuyun dedi. Hani uluslararası ilişkiler şeyle alakalı, kuramlarıyla alakalı bir dersti. Haluk Hoca veriyor. Başkent Üniversitesi'nde. Bilgili de bir hoca sağ olsun. Dedi ki bunu okuyun. Ben de cahil Jono'nun tekiyim arkadaşlar. Adanalı Jono'yum ben. Platon. Nereden ya? Nerede? Yok. Ben de yüklü değil. Yok yani. Dedim ki tamam, gidim alayım. Alayım gelim okuyayım dedim yani. Gittim aldım. İş Bankası Yayınları'nın, Sabahattin Eyüboğlu'nun ve Mehmet Ali Cimcoz'un çevirisinin olduğu bir kitap. Hepim ya yani görmüşüzdür mutlaka, hani İş Bankası Yayınları'nın var ya bir sürü. Hatta yani ön sözü bile şöyle, okuyucu ön söz okumazsın sen, biliyoruz. Kendimizden biliyoruz bunu. Haksız da değilsin hani. Ön sözlerin çoğu anlayışına sınır koyar diye devam ediyor. Yani güzel bir çeviri yapmışlar. Çevirenler hakikaten güzel çevirmiş, öyle söyleyeyim. Okuyucu düşünerek çevirmiş. Bir tık biraz baktım yayından önce. Ben bunu okumaya başlayacağım. Yani daha doğrusu okumaya devam edeceğim. Ama bugün
kitabın içeriğiyle alakalı bir tık şöyle bir inceleme yapacağız. Ön inceleme yapacağız. Eğer hoşunuza giderse bir gün bir daha bir devamını çekeriz. Yayınını yaparız. Ama çok kısa bilgi vermem gerekirse okuduğum kadarıyla Platon, Sokrates yani Faraza olarak yazmış olduğu kitapta Sokrates ve birkaç başka karakter üzerinden yaptığı konuşmaları canlandırıyor kitapta, kaleme alınmış. O konuşmalar üzerinden aslında ideal devlet nasıl olmalı, ideal politika, ideal siyaset nasıl olmalı bunun üzerine kurulu. Mesela kitapta tabii kameradan gözükmüyor herhalde şu an ama mesela şöyle pasajlar var. Gözükmesine imkan yok da neyse. Mesela diyor ki Sokrates anlatıyor diye giriyor. Birinci kitap, birinci paragraf, birinci satır mesela. Sonrasında mesela şey diyor. Doğrusu Kepalos yaşını başını almış adamlarla sohbet etmeyi severim dedi. Hani birilerinin ağzından o şunu dedi, bu bunu dedi. Şöyle konuştuk, şuraya gittik. Hatta arkada mesela şey de var. Şöyle Fihrist gibi şöyle bir liste yapmışlar. Mesela birinci kitap atıyorum ikinci satır. Şeymiş mesela yaşlılık üstüne yazılmış bir dize ya da işte bir cümleymiş. Hani şeyde var ya ustam Arok'ta. Ustam yaz bunu diye var ya. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yaz bunu, güzel laf bu. Müsaade edin. Bu büyük ihtimalle böyle çıkmış ortaya. Yani atıyorum tabii sallıyorum şu anda. Platon yani hani hayatı boyunca bütün o felsefik düşüncelerini, bütün o hayata dair sorgularını, devlete dair, siyasete dair sorgularını en sonunda bir yerde derlemiş anladığımız kadarıyla. Sonra nesilden nesile aktarılmış. Ama hani aslında böyle küçük küçük pasajlar, küçük küçük söyleşiler üzerine kurulu. Hani herhalde aklına geldikçe yazmış anladığım kadarıyla. Şimdi peki aslında ne anlam ifade ediyor? Bu kitapla biz ne öğrenebiliriz? Ne anlatıyoruz? Bilime ne katkısı var? Şimdi biraz onu artık anlatmaya geçelim, tartışmaya geçelim. Yayının konusu. Yoksa kovacaklar beni yani. Bilim vermezsem kovuluyorum chat. İş yok. Bana yok dediniz iş. Chat uyumuyorsan ilk hemen Platon kitabını neden okumalıyız adlı Benimsin isimli eserle devam ediyoruz. I imagine lots of students ask this question to themselves when they're given it as a set book at the beginning. Tabii altyazıyı ben blokladığım için şöyle yapmam lazım. Herhalde şimdi altyazıyı görebiliyorsunuz. Beginning of their university course. But in fact, there are many good reasons to read The Republic. And the first one I would pick on is just that it is immensely readable. It's not, Plato did not write philosophy like a dry textbook. He wrote it like a living conversation. The whole of The Republic, which is a fairly fat book, is a living conversation written in short, almost soundbite type answers, but nevertheless developing some very, very important ideas. Yani aslında bu kitabı okur... Ha gözüküyor muydu? Neyse ya değiştirmiş olduk artık. Bir tık ortaya geçmiş olduk. Ben altyazıyla çakışıyor sandım da. Yani aslında kitapta siz biz işte okuyacağımız zaman diyaloglar üzerinden adamlar için o dönem mesela atıyorum. Şuradan hemen birini açayım mesela bir pasajı okuyayım bir dakika. Mesela para ne işe yarar demişler. 329A. Şöyle diyor mesela. Bari müziğimizi de açalım da arkadan alttan tatlı tatlı gelsin değil mi ustam? Masai Mara'da atlar diye böyle. Tabii bende öyle bir ses yok da neyse. Yani mesela işte ne diyorduk? Para ne işe yarar isimli konuşmayı, diyaloğu mesela şöyle yazmış. Peki Sokrates, söyleyeyim sana bu çağı nasıl gördüğümü dedi. Yaşlı yaşlıdan hoşlanır derler ya.
Biz yaşlılar ara sıra toplanır konuşuruz. Bir araya geldik mi çoğumuz ağlaşır durur. Kimi gençliğin zevklerini, aşkı, şarabı, cümbüşleri, daha nice nice şeyleri yana yakıla anlatır, dert yanar. Yaşamak oydu, biz yaşamıyoruz artık derler. Kimi de kocadığından ötürü yakınlarının kendilerine kötü davrandıklarından, yaşlılık yüzünden neler çektiklerinden dem vurur. Ama bana öyle gelir ki yakınmalarının asıl sebebi bunlar değil Sokrates. Bütün bunlar yaşlılık yüzünden olsaydı ben yaşlı olan herkesle aynı dertlere düşerdik. Oysa ki hiç de böyle dertlenmeyen birçok ihtiyarlar bilirim. Bir gün şair Sophocles, nasıl bir isimse, pardon, Sophocles'liydim. Biri geldi sordu ona. Aşkla aran nasıl? Hala kadınlara düşüp kalkıyor musun? Sophocles, bırak canım sana dedi. Bu işten kurtulduğuma bilsen ne kadar seviniyorum. Deli ve belalı bir efendinin elinden kurtulmuş gibiyim. Sophocles'in bu sözünü beğenmiştim o zaman. Yine de beğeniyorum. Gerçekten ihtiyarlık bu bakımdan kurtuluş sayılır. İstekler, hırslar, gevşeyince insanlar rahatlar. Sophocles'in dediği gibi zır deli bir zorbanın elinden yakasını sıyırmış olur. Yaşlıların yakınlarından çektiklerine gelince Sokrates, bunların da sebebi ihtiyarlık değil, insanların kendi huyudur. Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayan ise gençlikte bela olur, ihtiyarlıkta. Şimdi mesela parayla alakalı bu pasajı vermişler, eğer yanlış vermedilerse. Ama dediği şu, Elvis binayı terk edince ya çeneye vuruyor, ya neyse çok amiyane oldu, çok ayıp olacak adama. Adam mezarında dörtlenecek. Yani hani Elvis binayı terk edince hakikaten bazı insanlar özgürleştiğini söylemiş. Kimisi işte o zamanları özlüyormuş, kimisi de ailesinden dem vuruyormuş. Ama bu diyaloğun içeriği böyle. Ama buradan asıl çıkartmamız gereken şu aslında, yani yaşlanınca demek ki insan ister istemez metalarla alakalı, yani gündelik hayatta gözümüzü açıp kapattığımız, hani uyuyana kadar yaptığımız her şey aslında bir meta, bir maddesel bir şey. Hani bu cinsel bir ilişki de olabilir, gidip para kazanmak da olabilir, birileriyle bir şey konuşmak, hani bir yere gitmek, yetişmek, koşmak, bir şey taşımak, kaldırmak, hani bunlar hep maddesel şeyler ya. Ama yaşlanınca bunların birçoğunu yapamaz hale geliyoruz. Çünkü yaşlılık sebebiyle. Ve demek ki artık farklı şeyleri düşünmeye başlıyoruz. Hani ya farklı şeyleri sorguluyoruz, ya farklı şeyleri dert eder oluyoruz, kafamızı çevirir oluyoruz. Tabii yaşlı değiliz, ona tam bir şey söyleyemem. Keşke yaşlı bir konu kalsaydık bunun üzerine ama. İlginç. Velhasıl kitaba demek ki böyle bakmak gerekiyor. Yani buradan bu videodan anladığımız. Yes. So my first answer then, we should read the Republic just because it is readable. It was written by a genius and it's Sophocles. Sophocles. Bak gerçekte olan çok dedim, çok ayıp. Çok ayıp, yapmayın. Worth reading. It's easy to read. It's not difficult. But then there's also obviously the thought, the content of the book, and he's asking this absolutely fundamental question. Why should we bother to be good? What's in it for us, effectively? It seems when we look at the effectively, adamın aksanı. World, it looks as though injustice pays. It looks as though crime pays, whereas the good people get trodden down. So Plato addresses this absolutely fundamental question: why should we be good? I'm not going to tell you his answer. Read the book. Read the book. And çok ayıp ettin ya. Hemen Sokukles'in ne dediğine bakacağım o zaman. Yok falan. Then there's he gives it's a thought-provoking book. So first of all, what I'm trying to say is it's accessible to anybody to read and it will provoke. Ya o zaman bunu mesela aslında tek okumamak lazım ya. Hani düşünsene mesela birine okuyacaksın bunu. Of bak chat. Çok güzel bir, hemen romantik bir şey, senaryo yazayım mı şu an? Mesela alacaksın bu kitabı, kız arkadaşına okuyacaksın, anladın mı? O sana okuyacak, sen ona okuyacaksın. Atıyorum birinci kitabı, ya işte pasajın birini sen okuyacaksın. Sonra üstünde konuşacaksınız, düşüneceksiniz. O alacak, o okuyacak. Ve işte ikinci pasaj, atıyorum işte yaşlılık üzerine ya da para üzerine. Oturacaksın mesela, bununla tartışacaksın ustam. Şimdi ben bunu tek başıma burada körü körüne böyle tek başıma okusam ne anlayacağım ben bundan? Chat, sana soruyorum. Ne anlayabilirim? Hiçbir şey anlayamam. Allah kahretsin falan.
gene depresyona sürüklendik, Allah kahretsin. Provoke people to think. He asks the question, what is justice? He gives an astonishing answer, an answer that's bound to make anybody think, because he doesn't frame the answer in terms that we would expect, like justice is to do with equity or how you deal with other people, your friends, your family, the world around you. He frames an answer in terms of how you should... Doğrudur, çoklu okuma yapmak lazım demiş Türker Hüseyin. Biriniz kitaba baştan başlayın, biriniz sonundan ortadan. Structure the different parts of your mind. Sen bu işi biliyorsun. As an individual, so that you can become a just person within yourself, and then act out that justice in the outside world. So, you know, that's a typical thought-provoking answer that he gives to a fundamental question. This is why we should read The Republic. Teşekkürler ustam. Ne tatlı bir adam. This is why we should read The Republic. Şimdi hemen çok kısa. Hani tamam anladım, kitabın içeriği diyaloglar üzerinden insanı düşünmeye sevk ediyor. Peki devletle alakalı ne diyor bu kitap? Hani sonuçta adı devlet, Republic. Ne peki devletle alakalı ne diyor? Onu anlamak için şu videoyu bir izleyelim hemen çok kısa. 3 dakikalık zaten. Ideal state look like and how would it work? In Plato's famous text, The Republic, the Greek philosopher offered a vision for an entirely new form of social structure and government. A utopia that he Çok yavaş konuşmuyor mu peki? A utopia. Termed a kallipolis, or beautiful city. For Plato, the ideal society offered the guarantee of justice and would be ruled over not by a tyrant, but by an all-powerful philosopher king. But how does one create a kallipolis? And is such a utopian society achievable? Imagine that a group of strangers become shipwrecked. There is no hope of them being rescued, and they must start a new society on a desert island. Şimdi burası önemli chat. Diyor ki, bir ütopyaya erişebilmek için aslında olmayan ya da olamayacak bir fikre, bir idea üzerine, yani bir senaryo üzerine düşünüyor. Aslında bunlar üzerine kurulu diyaloglar var. Ve bu kurulu diyaloglardan biri de aslında devletin nasıl yönetilmesiyle alakalı. Nasıl perfect, nasıl böyle iyi bir devlet sistemi kurulabilir, onu diyor. Apart from the friend... Tabii o zamanları da düşünmemiz lazım. Antik çağda, antik Yunan'dan bahsediyoruz. Orada krallar var, hanedanlar var, oğulları var, çocukları var. İşte hani onlar geçiyor tahta. Hani dolayısıyla diyor ki burada aslında bir tiran tarafından, yani işte babadan oğula giden bir hükümdar tarafından değil, en azından anladığım kadarıyla halk tarafından seçilmiş bir hükümdar tarafından ya da işte seçilecek bir yönetici tarafından yönetilmesi gerekiyor diyor. Ve ondan sonra şey metaforuna geçiyor. Adaya düşen bir grup insan metaforuna geçiyor devleti tanımlamak için. And family they have been traveling with. The shipwrecked have no sense of who they can trust. Each individual or group of individuals start to collect food. Enjord kütlesini enerjiye çevirmiş. Hoş geldin Enjord. And build shelter to ensure they stay alive. Enjord hoş geldin. Hemen doğru spamlayalım arkadaşlar. Çok doğru bir zamanda geldin. Tebrikler. Tam Platon'la alakalı konuşuyorduk. Ve tam devlet nasıl olmalı acaba diye sorgulamıştık yani. Live. But there is no clear cooperation or coordination amongst individuals or groups. As a result, there is no efficient society, but instead an anarchic situation with people all doing the same tasks, often badly. Şimdi hemen küçük bir parantez açacağım. Şimdi burada diyor ki normal şartlarda mesela adaya düştüğünüzde ne olur diyor. İnsanlar kendi aralarında kendi kendine gruplaşır veya kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışır ama bir kaos vardır ortamda. Hani bir düzen yoktur diyor, normal şartlar için konuşuyor burada. Ve bu doğru aslında, hani bu uluslararası sistemde de böyle, uluslararası arenada da bir hani düzenleyici güç ya da işte dünya hükümeti ya da dünya başbakanı gibi böyle herhangi sistematik bir yapı olmadığı, bir kurum olmadığı için uluslararası ilişkilerde de bir kaos hakim. Yani atıyorum işte Orta Doğu ile alakalı biri bir yerden geliyor, bir anda işgal edebiliyor ya da bir şey yapabiliyor. Hani bu tarz politikaları görüyoruz. Niye? Çünkü ortada bir hakem yok, bir düzenleyici bir şey yok, anladın mı? Burada da onu aslında açıklıyor. Yani adaya düştüğünüz zaman herkes orada kurtulan birisi ve hayatta kalmaları lazım. Hayatta yaşamak istiyorlar, hayatta kalmak istiyorlar. Dolayısıyla işte kimi ev yapacak, kimi yemek toplayacak ama
aralarında bir sistem yok. Yani bir devlet yapısı yok. Onu diyor. In this situation, nobody benefits and life is far from good. Ve diyor ki yani bu durumda bir sistem olmadığı için kimin nasıl herhangi işte yemekten, shelter'dan korunmaktan ya da işte bir şeyden yararlanabileceğine dair bir sistem olmadığı için aslında kimse tamamen bir fayda sağlayamaz diyor. Person searches for the best place to build their shelter. With very few good spots available, disputes arise between individuals. This increases the potential for serious intergroup conflict and diminishes the safety of the overall society. The stronger groups start imposing their will on the weaker ones. Ya bu aslında işte gene günümüz değil hatta o zaman için de geçerli. Bu o zaman devletlerini açıklıyor. Yani her adam metaforundan devam edecek olursak her kurtulan kişi aslında kendisi için işte yemeğe, suya, temiz suya ya da işte vahşi hayvanlardan uzak olabilecek herhangi bir yere kendi shelter'ını, kendi işte sallıyorum çadırını ya da işte kalacağı yeri yapmaya çalışıyor. Ama bunun sonunda ne oluyor? Sonuçta adadasın ve adada böyle bu kadar her şeyin olduğu işte yemek, su falan olan konum sayısı az olduğu için bu sefer gruplar arasında çatışma başlıyor. Yani aynı o konum için, aynı lokasyon için ya da aynı ev için diyelim, aynı çadır için kavga çıkmaya başlıyor. Bu aslında günümüzde de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani işte kaynaklar için ya da stratejik, jeopolitik önemli noktalar için ya da işte belki de insanlar için yani hani bir ülkede bulunan etnik bir grup için ya da tam tersi hani bir sürü çatışma görüyoruz. Bunun nedeni ne? Bir sistemin olmaması aslında. In place of such an undesirable situation, Plato would suggest a totally new type of social order, one constructed along highly structured and planned lines with the aims of minimizing corruption and maximizing justice. Luckily, justice dedi chat. Diyor ki yani hani Platon'un hayal ettiği evrende ise, hayal ettiği devlet anlayışında ise özellikle adaleti ön plana çıkararak tamamen structure üzerine yani bir plan üzerine, bir sistem üzerine kurulu bir toplum hayal etmiş. The shipwrecked society has the same idea and things begin to change. They band together to pool their resources. Now, less energy is being wasted and utilities are all shared equally. Under this social structure, there is a division of labor according to capability. Şimdi burada aslında bir sürü distopik evren ya da işte sci-fi bir sürü filmde gördüğümüz şeyi açıklıyor aslında. Belki de hani onların da temeli şundan bahsediyor. Diyor ki Platon'un ideal evreninde ya da ütopyasında kişiler birbirleri arasında kaos ya da çatışma olmaksızın birbirleriyle birlikte el birliğiyle çalışacaklar. Peki aralarındaki iş bölümü nasıl yapacak? Tamamen kişinin kendi öz yeteneğine göre, yapabildiği şeye göre. Şimdi onu açıklayacak mesela. Yani atıyorum ben yaşlı birisiyim mesela burada gösteriyor ya. Yaşlı birisiyim ama bilgeyim. İşte ben genç birisiyim ama enerjim var, gücüm var falan filan öyle yani. Those who are good at fishing will fish. Those who are good at cooking will cook. And Plato would add, those who value justice and truth would rule. They who would assume the role of philosopher kings and take control of directing the resources and political efforts of those living on the island. Plato believed that once a society had reached this state of development, the entire community would not only be capable of attaining an improved standard of living, but would also attain political harmony and social justice. The Republic is one of the most influential and important works in the canon of political theory and philosophy. Diyerek açıklamış. Yani kısaca diyor ki aslında kişiler kendi yeteneklerine göre iş bölümü yapıldığında toplum kendi kendine yolunu buluyor ve kaostan uzaklaşıyor ve verimli bir şekilde hayatta kalabiliyor diyor. Tabii ama işte orada da maalesef corruption ya da işte kişilerin yozlaşması devreye giriyor. Yani yönetici olacak kadar adil olmayan ya da bilgi olmayan birisinin yönetici olmasını demek ki Platon daha doğrusu yazmıştır mutlaka ama kendi ütopyasında yer vermiyor. Hani o erdemli bir davranış olmadığı için ona yer vermiyor ama işte maalesef günümüzde yaşadığımızda bolca yaşadığımız şey de o maalesef. Neyse chat, 23:27 şu an saat. Yayın akışından bayağı aktık. Nerelere aktık be ustam. Hemen bir yayın akışına bakmam lazım. Ha yok aslında çok akmamışız aynen tamam. Peki ustam. Şimdi bir 18 dakikalık bir video var ama çok uzun. Bence sıkılırsınız chat. Müziğimiz de var. Platon'un eserini de bence anladık.
Sorun var mı chat? John'a ben şunu anlamadım dediğim bir şey. Yoksa bugün bir tık yayın erken bırakacağım. Ya da belki bir tık hani en azından şeyi doldurmak adına ne derler? Bir tık biraz daha iyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Tamam. O zaman devam ki diyorum. Yani sizi sardıysa devam ediyorum. Yok sarmadı diyorsanız ben de kapatırım yani. Kapatırım ha falan. Bakalım burada da bu yanlış hatırlamıyorsam aynen bu da bir çeviriydi. Biraz daha devlet anlayışı üzerine bir başka bir video yorum yapıyor. Bu öbürü kısaydı, bu bir tık daha uzun. Bakalım burada ne diyorlar. Bunu da biraz hızlandırayım hemen. Ben anlatır çıkarım. Vous avez bien introduit une des quatre. Détroit, Fransızca konuşanlara bayılıyorum bu arada ya. Platon devletinde var olan toplum sınıflardan birine bahsettiniz. Şey gözüküyor değil mi? Altyazı gözüküyor değil mi? Büyüteyim. Sociale qui existe dans la République de Platon. Oui. C'est la classe des gardiens. Oui. Comment Platon imagine-t-il cette classe sociale? Oui. Les enjeux auxquels elle doit répondre, son fonctionnement, oui. Sa construction. Platon pense, après avoir isolé de manière transcendantale, c'est-à-dire par une réflexion, le modèle tripartite de la République, il pense qu'aucune cité ne... Ne diyor? Aklın hüküm sürmediği hiçbir devletin adil olmayacağını düşünmüş. Si elle n'assure pas, dans ses institutions, le triomphe de la raison. Une cité démocratique, par exemple, comme il va le montrer au livre 8, est par définition une cité injuste. Pourquoi c'est une cité injuste? Parce que en libérant le pouvoir du désir de chacun, elle rend impossible une sorte d'harmonie, rendant à son tour possible. Ah, chat, bize anlatıyor şu an. Hani herkes kendi zevkleri ya da kendi tutkularında hareket ederse adaletin kurulamayacağından bahsediyor. L'avènement de la justice. Les gardiens sont donc la cheville ouvrière de ce modèle, puisque les gardiens sont le moment intermédiaire. Bon. Pour Platon, il n'y a pas qu'un seul groupe de gardiens. Il y a... Gardien dedi, koruyucu ya, guardian dedi. Acaba az önceki videoda izlediğimiz yönetici klasmanında mı oluyor ya da başka bir klasman mı? Orayı tam anlayamadım ama herhalde açıklayacak onu. Il y a deux groupes de gardiens. Il y a les gardiens au sens militaire, c'est-à-dire ceux qui exercent un pouvoir de coercition, et puis il y a ceux parmi eux qui vont avoir droit au privilège du pouvoir rationnel monarchique. Ce sont les philosophes. Alors, les philosophes sont par définition des gardes. Yani diyor ki, filozoflar zaten tanım itibariyle koruyucudur diyor. Yani işte hani devleti yöneten kişileri koruyucu olarak tanımlamış herhalde anladığım kadarıyla. 10. kitaba baktım. 10. kitabın konuları da şöyle. Şiir ve benzetme, üç türlü sedir, boşuna benzetme, ressam, şair, üç türlü sanat, benzetme herhalde şey mi? Benzetme ve ruh, benzetmeci şair, tragedya ve komedinin kötü sonuçları, ruhun ölmezliği, ruhun özü, cehenneme iniş, kainatın yapısı, ruhlar yeni hayatlarını seçiyor, insan kendini nasıl kurtarabilir? İnsan nasıl kendini kurtarabilir pasajına bir bakalım mı chat? Biz bu ülkeyi nasıl kurtaracağız bir onun metaforunu yapalım. Dur bakayım kaçtı? 620. Burada mısın chat? Okuyorum. 620. pasaj. Pasajın başlığı insan nasıl kendini kurtarır? Acınacak, gülünecek, şaşılacak şeyler oluyormuş. Çoğu eski hayatlarındaki alışkanlıklarına kapılıyormuş. Gördüğü ruhlar arasında olan Orpheus, doğru okuduysam eğer, Orpheus bir kuğunun hayatını seçmiş. Kendini öldüren kadınlara öfkesinden bir kadından doğmak istememiş. Tamras da bir bülbül hayatını seçmiş. Bir kuğunun başka kuşların insan hayatını seçtiklerini de görmüş. 20. olarak seçen ruh bir aslanın hayatını almış. Telamon'un oğlu Aias'ın ruhuymuş bu. Hektor'un silahları ona verilmediğine kızdığı için insan olmak istemiyormuş bir daha. Sonra Agamemnon'un ruhu gelmiş. O da başına gelenler yüzünden insanlara düşman olup bir kartalın hayatını seçmiş. Atalante'nin ruhu
adaletlerin kazandıkları şana, şerefe dayanamayıp gene öyle bir hayat seçmiş. Ondan sonra Panopea'nın oğlu Epeus çalışkan bir ev kadını olmuş. Sona kalanlar arasında gördüğü soytarı Tersites bir maymun kılığına girivermiş. Nihayet sırası en sona düşen Odysseus'un ilerlediğini görmüş. Başına gelenler onu şan, şeref, hırsından kurtardığı için büyük işlerden uzak gösterisiz bir hayat yaşamış, hayat aramış kendine. Bir hayli bakındıktan sonra bulmuş öylesi bir hayat. Kimse değer vermediği için bir köşede kalmış onu görünce Odysseus. İlk seçen ben olsaydım gene bu hayatı seçecektim diyerek atılmış üstüne. Hayvanlar da seçiyormuş böylece hayatlarını. Kimi insan oluyormuş, kimi bir başka hayvan. Kötü hayvanlar vahşi, iyiler ehli oluyorlarmış. Ve türlü türlü karışmalar görülüyormuş bu arada. Bütün ruhlar hayatlarını seçtikten sonra gene o sırayla Lachesis'e yaklaşmışlar. Lachesis her birine kendi perisini vermiş. Ve bu peri hayatı boyunca ona hizmet edecek, seçtiği kadere göre yaşatacakmış onu. Bu peri ilkin ruhu, Allah'ım nasıl isimler bunlar, Kloto'ya götürüp bu parkanın eli altından ve döndürdüğü kirmenden geçiriyormuş. Böylece ruh seçtiği kadere bağlanıyormuş. Ondan sonra Atropos, Kloto'nun eğirdiği kaderi çözülmez hale sokuyor. Sonunda ruh hiç arkasına dönmeden kaderin tahtı önüne geçip duruyor. Sonra öte yanına geçiyormuş. Chat. Şu an hangi kısmı okuyoruz? İnsan nasıl kurtulur diye bir pasaj var son 10. kitapta. Onu okuyoruz. Aslında asıl amacımız devlet metaforundaki koruyucu kadrosuyla alakalıydı ama öyle bir pasaja denk geldik ki insanların, daha doğrusu ruhların insan mı, insan olmak istememe durumuna göre seçtiği hayvan figürlerinden bahsediyor. Ya da işte ona verilen periden bahsediyor. Peri diye bir şey. Peri seni kadere yönlendiren bir imgeleme, bir metafor gibi bir şey galiba. Biraz radyo gibi kullanacağım kanalı dinliyorum ben. Dinle ustam. Alt taba attıysan sıkıntı değil ustam, dinleyebilirsin. Bu yayın böyle biraz sanki şey gibi oldu. Barış Özcan'ın oku yayınları gibi oldu da. Değişik ustam. Neyse devam edelim. Bakalım videoda tam ne anlatmaya çalışıyorlar. Biz de anlayacağız herhalde. Ben de anlayamadım şu an. Ils doivent recevoir l'éducation des gardiens, éducation politique, éducation militaire et tout ce grand schéma préparatoire de leur éducation. Ya diyor ki aslında koruyucu dediğimiz kadro, yani yönetici olan filozoflar hem askerlerin yapacağı görevi hem diğer görevleri bilebilecek durumda olması gerekiyor diyor. Öyle diyor, ben demiyorum, o diyor. Mais ils vont au-delà parce que ils ont une éducation philosophique qui va les former au pouvoir de la raison. Alors les gardiens, donc pour répondre à votre question, ils ont un statut très très spécial. Platon leur a prescrit un certain nombre. Mesela burası bizim için önemli. Türkiye serverı için şu önemli. Diyor ki Platon, yani yönetici klasmanı kastederek, diyor ki Platon onlara hayatları süresince uymaları gereken bir talimatname sunar demiş. De consignes de vie qui sont très difficiles. Zor bir listedir bu demiş. Justement cet exposé là d'ailleurs dans la République, il dit à ses auditeurs, aux gens avec qui il parle, écoutez là je vais vous scandaliser beaucoup mais on va être obligé si on veut avoir. Diyor ki bir liste halinde o pasajı bulamadım. Ben o pasaj sandım az önce açtığımın da değilmiş. Koruyucuların sahip olması gereken erdemlerden bahsediyormuş. Ve onu o pasajda şöyle diyormuş. Diyor ki ancak iyi koruyuculara sahip olmak istiyorsak onlardan belirli fedakarlıkları yapmalarını istemek zorundayız demiş. De leur demander un certain nombre de sacrifices. On dirait que la yani korucuların seçilmesi aile kurumunun kaldırılmasına ve iyi genlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına dayanıyor diyor buradaki yorumcu da. Sen yorum yapma kardeşim diye geldi içimden şu an. Bırak hocam anlatsın ya. Oui, il y a une forme d'eugénisme, de sélection des meilleurs. Oui, la sélection des gardiens se fait à partir d'un ensemble de talents naturels auxquels les gardiens doivent satisfaire. Ce sont des critères. Ya diyor ki belli özellikleri taşıyan insanlar şey fark etmeksizin, gender işte ne derler, cinsiyet fark etmeksizin o özellikleri taşıyorsa, ki az önceki videoda görmüştük ya, hani cinsiyet ayrımı kesinlikle yapmıyor. Halbuki ataerkil bir
sistemde yazılmış bir kitap olmasına rağmen, yani hani soyların çoğu hükümdarlar arasında babadan oğula geçmesine rağmen, kitabında buna özellikle yer vermiş ve demiş ki hani özellikleri taşıyorsa kadınlar da filozof yönetici olabilir demiş yani. Kendi ütopyası açısından. Kitabı elime aldım, öyle takip ediyorum ben. Güzel. Pasajı bulursan söyle bana, bir buradan okuyabilirim eğer. Ya da hani ilgini çeken bir yer varsa mor biber okuruz, devam ederiz öyle. Diyor ki eserde beni çok etkileyen bir sahne var demiş. La rappelle ici c'est quand ses interlocuteurs disent mais voyons donc et il dit mais on va les. Diyor ki bu hani yönetici kadroyu nasıl olacak, hani nasıl elde edeceksin böyle bir şey, hani sonuçta ütopya, böyle bir şey nasıl olacak dediklerinde Platon şöyle söylemiş: onları at sırtında savaş meydanına getireceğiz. Cheval sur un champ de bataille les jeunes. Gençler as üstünde yaşlıların arkasında bulunacak. Eğer kan görmeye tahammül edebilirlerse, soutenir la vue du sang parce que la Grèce était en guerre 3 années. Çünkü o dönem siyasi olarak Yunanlılar, yani Yunan krallıkları, Yunan şehir devletleri hep savaş halindeymiş. Juste le temps de renouveler le sang. Les historiens l'ont bien montré aujourd'hui. Alors ils ont le tempérament pour la deuxième vertu. Yani eğer kan görmeye dayanabiliyorlarsa o erdeme sahip demek oluyor demiş. İkinci erdem olaraksa cesarete sahip olduklarını kanıtlıyormuş. O hani savaş meydanına gidebilmek, savaşta kararlar alabilmekten kastediyor herhalde. Ils ont le courage, ils ont la solidité, la fermeté nécessaire pour être des gardiens. Alors ça c'est les talents naturels, courage, etc. Bon, mais les règles de vie qui leur sont imposées, ça c'est autre chose. C'est après les avoir choisis que on va leur dire, écoutez, pour que vous fassiez bien ce que vous avez à faire, la cité va vous entretenir. Vous n'aurez absolument pas besoin de travailler pour de l'argent. Votre souci matériel. Diyor ki, bak burada aslında çok güzel bir şeyden bahsediyor. Hani şey muhabbeti de vardır ya, patron olmak ya da lider olmak muhabbeti. Hani bir şey, siz o konuma geldiğinizde filozof, yani burada adamın anlattığı kadarıyla filozof lider konumuna geldiğinizde, filozof yönetici konumuna geldiğinizde devleti siz temsil ettiğiniz için devlette bir şey olmasını istiyorsanız sizin yapmanız gerekecek diyor. Hani senin aslında parayla alakalı maddi bir kaygın olmayacak ya da işte çalışmakla alakalı bir kaygın olmayacak. Çünkü zaten bunu diğer insanlar yapıyor olacak ama senin bir karar alınması gerektiğinde onu yapabiliyor olman gerekecek diyor. C'est la cité qui l'assure. Pourquoi? Pour qu'aucun d'entre vous ne tombe dans. Ha, mesela burada da örnek olarak diyor ki yozlaşma, açgözlülük veya maddi hırsa kapılma gibi bir hatalara düşüldüğünde bunu senin yönetici olarak önlemen lazım. Bunu gösterebiliyor olman lazım. Böyle bir şeye, böyle bir yola gidilmemesi gerektiğini. Les défauts de la corruption, de la convoitise, du désir économique et ainsi de suite, vous aurez tout ce que vous voudrez et en particulier deux récompenses très importantes, vous aurez. İki ödülden bahsediyor. Les triomphes, c'est-à-dire que la postérité va reconnaître votre apport à la cité. Ah, bak çok ilginç. Diyor ki bir yönetici olarak senin elde edebileceğin şey para ya da ne bileyim işte mülk. Bunlar değil diyor, ya da işte köle möle, hani onlar tamamen, hani o dönem için konuşuyorsak toprak falan, bunlar değil diyor. Senin elde edebileceğin iki ödül var diyor yönetici olarak günün sonunda. Gelecek kuşaklar adil bir devlete yaptığınız katkılarla seni hatırlayacak. Birincisi bu. İkincisi cinsel yaşam diyor. O nasıl oluyor onu anlamadım. Vous devrez accepter la communauté des femmes et la communauté des enfants. Ben ikincisinde farklı bir şey bekliyordum. C'est-à-dire que vous ne posséderez pas. Ah, diyor ki yani aileye sahip olamayacaksınız diyor bir lider olarak. Une famille. Georges Leroux. Ben demiyorum, profesör diyor. La République de Platon, c'est l'œuvre la plus importante que Platon a achevé. Oui. Qui compte environ 450 pages dans l'édition que oui. De 2016. Une édition à laquelle vous avez rajouté 400 pages de notes, c'est-à-dire 1175 notes de fin de chapitre. À quoi bon, sert geçiyorum buradan. Politique de là, la théorie de la rationalité politique et du rapport de la raison et du désir de là, et ainsi de suite. Tous les problèmes
Siyasi felsefenin tüm meselelerinden bahsediyor. Diyor ki, yani aslında bugün konuştuğumuz pek çok konu aslında Platon tarafından da aynı konular, aynı dönem, farklı dönemde benzer şekilde sorgulanmış, kitaba diyaloglar halinde yansımış diyor. Sa priorité à lui, mais qui sont quand même évoqués dans la République. D'où vient, par exemple, la place des femmes dans le pouvoir? Le livre 5 de la République, c'est un livre extraordinairement d'avant-garde sur le... Mesela diyor ki 5. kitap siyasi yapıda kadınların oynamaları gereken role dair sorgulamaları içeriyor diyor. Bir 5. kitap kısmına bir bakalım ne varmış. Mesela hani örnek olarak okuyabileceğimiz bir pasaj var mı? Devlette kadının yeri direkt hemen aynı çat diye çıktı. 451. Ama bu çok uzun ya. Ya mesela şöyle gidiyor da direkt açıklamıyor galiba. Kafalı ve dost dinleyiciler önünde insan doğru bulduğunu rahatça söyler. En önemli saydığı, en candan bağlı olduğu şeyleri ortaya döker. Ama insan benim gibi daha doğru dürüst bulamadığı, şüphe ettiği bir düşünceyi açıklama durumunda oldu mu yamandır hali. Her an ayağım sürçebilir, bana gülersiniz diye korkuyorum. Bu çocukça bir şey olur ama insanın ayağı bir sürçüp de doğadan ve doğrudan uzaklaştı mı dostlarını da yanlışa sürükleyebilir. Hem de yanlışın en tehlikeli olduğu bir konuda. Onun için Glaucon söylediklerimden Andreas Tia'nın alınmamasını dilerim. Bence kanun koyarken güzellik, iyilik, doğruluk üstünden aldanmak bir adamı yanlışlıkla öldürmekten çok daha ağır bir suçtur. Böyle bir tehlike insan dostlarıyla değil düşmanlarıyla atılmak ister. Bunun için sözlerin büsbütün ürkütüyor beni demiş. Yukarıdaki diğer diyaloğa gönderme yapmış. Hani yamansın delik. Ha şimdi çaktım anladım aynen. Yamansın delikanlı, bana güvenmemek için böyle söylüyorsun falan. Herhalde bir delikanlı üzerinden önce pasajı başladı aynen. Orayı okumam lazım ama çok uzun, oraya şimdi girersem çıkamayız chat. Ama anladığım kadarıyla hani güzellik gibi, cinsiyet gibi algılar üzerinden ön yargılı olmanın yanlış olabileceğinden bahsediyor. Devlette de demek ki oraya aynen. O, yani oradan öyle çıkarım yapıyoruz. Devlette de aynı şekilde bir kadının olup olmaması aslında erdemliyse ve gerekli özellikleri karşılıyorsa devlette yönetici olarak çalışabileceğinden bahsediyor. Benim çıkmam gerekiyor. Hepinize iyi geceler demiş. Gerçekte olan. Görüşürüz, kendine çok iyi bak. Bizim de az kaldı zaten. Ben de birazdan yayını kapatacağım. Şu an saat 11 galiba. 12 gibi bitirmiş oluruz chat. Çok da uzatmak istemiyorum. Tatlı böyle soft bir yayın olsun istiyorum. La place que devraient occuper les femmes dans l'édifice politique. Et ainsi de suite. Alors, nos raisons de lire la République aujourd'hui ne sont pas de dire on va trouver là une solution. La République a été lue beaucoup par la suite, a été lue par Aristote. D'abord dans ses cours, dans son école politique lui-même. Aristote tarafından okundu, yorumlandı diyor. La réfuter, de la critiquer. Et puis après, il y a eu d'autres républiques. Ou même des républiques concurrentes. La République des Stoïciens. Benzer şekilde Stoacıların kendine ait devletleri. Stoacı düşünceyi hatırlarsanız bir önceki yayınlarda bahsetmiştik ucundan. Realistler falan, onlardan bahsetmiştik. İşte ortaya çıkışında hep bunlar birbirleriyle bağlantılı aslında. Felsefe, uluslararası işler, diğer pozitif filmler birbirleriyle bağlantılı zaten. Zénotisme, enfin bon, aujourd'hui on sait que le modèle de la République s'était répandu. Il y a un très beau livre de Madame Laborde, une helléniste française, sur le terme politeia. Parce que le mot République, on n'en a pas parlé, c'est un terme latin évidemment, res publica. Platon n'intitule pas son livre res publica, il intitule son livre politeia, c'est-à-dire constitution. Et moi j'ai beaucoup hésité jusqu'à la fin. Je savais que c'était un combat que je pouvais pas gagner. De toute façon, je ne voulais pas vraiment le gagner. Ah, mais vous êtes en train de nous dire que vous auriez aimé changer le titre du livre, oui, Politeia. Oui, j'aurais aimé que ça s'appelle De la Constitution. Parce que c'est ça le sens. Qu'est-ce que serait la constitution d'une société juste? Bon, c'est correct, la République, c'est la tradition. Ce n'est pas moi qui vais en décider de toute façon. Ce serait arrogant. Mais il ne faut jamais oublier ce que c'est. Et cette constitution, qui donc a donné lieu à d'autres textes, dont beaucoup sont perdus, malheureusement. Vous savez, on ne possède pas 5% des textes de l'Antiquité. C'est énorme.
Ya diyor ki aslında antik çağda yazılan metinlerin sadece %51'i bize ulaştı diyor. Hani pasajlar halinde olduğu için ve sonra üzerine farklı farklı filozoflar tarafından, farklı farklı düşünürler tarafından sürekli yazıldı, çizildi, eleştirildiği için hepsi bize ulaşmadı diyor. On pense à ça, on a envie de se briser la tête sur les murs. Qu'est-ce que je donnerais moi pour lire les tragédies de Sophocle qui sont perdues? Nous en avons ça. Sofokles'in trajedisinin 7 tanesi elimize geçti diyor. Az önce okuduğumuz pasajlardan birinde de Sofokles vardı ya. Il en avait écrit au-delà de 40. Ah, et ainsi de suite pour tout le reste. Bon, le corpus de Platon, chance unique. On l'a au complet. Il n'y a pas de texte de Platon dont la tradition nous dit qu'il aurait été perdu. Ce qui était tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a été vénéré, sacralisé dans l'école par ses disciples, recopié, traduit à Byzance, etc. et en Italie. Mais revenons à la République. Le modèle de la République, c'est donc Ta okulda yazdıkları aslında hani okuldaki ya Platon'un yazdıkları okuldaki öğrencileri tarafından çok saygı duyulduğu için nesilden nesile aktarılmış sonra Bizans'a geçmiş. Bizans'tan İtalya'ya Rönesans'a hani. Dolayısıyla Platon'un yazdıkları tam olarak o şekilde ulaşmış diyor. À travers l'Antiquité, il a été commenté. Nous avons quelques très beaux commentaires de la République dans l'Athènes tardive. Proclus, par exemple, a fait un très beau commentaire de la République. Nous avons des commentaires de la République dans le monde arabe. Arap dünyasında dahi yorumları yapıldı diyor Farabi tarafından. Rönesans'a kadar aktarıldı diyor. Şeklinde anlatıyor. L'utopie de la République, elle a habité toute la pensée de la cour des Médicis, mais ça c'est un autre. Ama evet, dediğimiz gibi yani çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak. Aslında diyaloglar üzerinden karşılıklı okuma yaparak karşılıklı böyle hatta az önce de konuştuğumuz gibi böyle sevdiğiniz bir arkadaşınızla ya da kız arkadaşınızla falan böyle üstüne düşünebileceğiniz ya da bir atıyorum o arkadaş topluluğunuzla birlikte tartışabileceğiniz güzel bir kitap. Bugün Platon'un devlet eseri üzerinden konuşmaya çalıştık. Devlet nasıl olur, nasıl olabilir? Ondan öncesinde ufak bir gündemle alakalı konuştuk. Ondan öncesinde de tabii ki bugünün önemi mahiyetinde olduğu için 29 Ekim'den çok kısa bir şekilde bahsettik. O yüzden Türkiye Hüseyin demiş ki harika bu videolara daha sonra erişebilir miyiz? Yayında açtığım videolarımı mı diyorsun yoksa şey mi yayının tekrarını mı diyorsun? Yayında açtığım ya bu videoyu mesela istiyorsan chat'e spamlayabilir mi izlemek istiyorsan sen ayrı bir şekilde. Ama şey diyorsan, yayınları diyorsan, yayınları zaten editleyip YouTube kanalına atıyoruz. Bekle ben hemen şeyi de atayım. Açılan videonun mesela birini attım. Diğerlerini de bekle o zaman hemen açayım. Şuradan çekeyim. Geçmişten. Bir dakika açık. Bekleteceğim o zaman azıcık. Onun dışında chat senin sormak istediğin bir şey var mı yayınla alakalı? Kültür şoku yeni formatla alakalı söyleyeceğim bir şeyler var mı? Onu tartışalım. Ben de hemen linkleri chat'e atayım. İsterseniz siz de izlemeye devam edersiniz. Ben arada atıyorum linkleri. Siz oradan açın. Galiba hepsi buydu chat. Aynen. Ya Platon'la devlet eseriyle alakalı bütün linkleri attım. Diğer gündemle alakalılar falan onları zaten hep birlikte inceledik. Evet chat. Son olarak İstiklal Marşı ve kapanış demiş. Yayın tekrarı için zaten bu bot geçmiş. Gelecek Bilim'de YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Oradan yayın tekrarlarını da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür etmişsin. Hiçbir şey değil. Ne demek? Hiçbir şey kardın kankacığım. Hüseyin Türker hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar yorulduk. Güzel tatlı bir yayın oldu. 2 saatlik. 2 ya da 3 saat. Tabii onu da başladık. 11-12 2 saatlik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı chat? Yoksa artık yavaştan kapatacağım ben de. Normalde yayın akışına Minecraft diye de yazdım. Ev alamıyoruz bari oturalım. Kendi evimizi Minecraft'ta yapalım diye düşündüm. Ama yorulduk artık. Bence yeterli. Kendinize çok iyi bakın.
Dediğim gibi bundan sonraki kültür şok yayınlarını da bir deneyin. Bakın belki hoşunuza gider. Bana feedbackleri de verebilirsiniz. Instagram'dan ve diğer bütün sosyal medya hesapları üzerinden Gelecek Bilim'deyi takip etmeyi unutmayın. Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Orada da yayınlarımız oluyor. İşte odalarımız var, chat odaları var. Farklı farklı alanlarla alakalı oraya da gelebilirsiniz. Beni de takip edebilirsiniz. Bana önerileriniz varsa ona da atabilirsiniz. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.